dimensions were crushed. The machines. They destroyed everything. In the end, we have won. But we have lost. Our world was nearly destroyed. Our unity was no more. We have created underground cities. From time to time, there are some people who go outside, searching the information the ancients has left behind. It is out there, our salvation, our redemption. We know it. We don't know how or why. But we know. The visions. The visions are the key to our salvation. We must find it. I must find it. I am not an ordinary person. I am one of them. I am the stranger. Yayındayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun Güven Hocam. Merhabalar herkese. Öncelikle Discord kanalımızda şu an bizlerle birlikte olan arkadaşlara ve tabii ki Twitch üzerinden takip eden arkadaşlar hoş geldiniz. Ama elbette en başta konuğumuz Kemal Çiftçioğlu. Hoş geldin. Hoş geldin Kemal. Kemal Hocam hoş geldin. 2021'in ilk Bug Online Talk'u, online buluşması, Stranger Projesi ile Reality Arts ekibi ve o ekibi temsilen projenin direktörü, yaratıcı yönetmeni, oyun tasarımcısı Kemal Çiftçioğlu ile birlikteyiz. Bu arada Kemal bizim bir yandan da tabii ki hocalarımızdan hem Bug Lab'in destekçilerinden şimdiye kadar birçok atölye vermiş olup daha sonra tabii ki onu bırakmadık. Bir de bize uzun bir süredir ders de veriyor. Level design dersini veriyor kendisi. Bir yandan da tabii ki oyun yapıyor ekibiyle birlikte. Belki Kemal'i ve daha doğrusu Reality Arts ekibini özellikle Void Runner projesinden biliyor olabilirsiniz. O da uzun bir maceraydı. Ama arkasından The Stranger çıktı sessiz sedasız. Hani biliyorduk, ediyorduk derken birden proje çıkmış ve ben dedim ki Kemal'e gel şu projeyi bize anlat. Hem de biraz projeyi paylaşalım. Komüniteyle paylaşalım ve üzerine hani sen ne gibi dersler çıkardın? Hele hazır şimdi de yeni bir projeye başladığını söylemiştin. Hani o dersleri de hani hem öğrencilerimizle hem de topluluk ile paylaşalım. Çünkü bir yandan da Stranger bir VR projesi, yani sadece bir PC oyunu değil. Üzerine bir katman daha, bir de bir VR oyunu olması bakımdan da ilginç bir proje. Hazır bu kadar bir hyper casual çılgınlığı varken, böyle bir piyasaya domine etmişken, aralarda böyle güzel ve PC oyunlarını paylaşmak ve Türkiye'den çıkan oyunları paylaşmak da çok bizim için ayrı bir yeri var. Tekrar hoş geldin. Öncelikle emeklerinize sağlık. Şimdi lafı sana veriyorum. İstersen sen de bir kısa bir intro yap. Senin çünkü aslında hikayen uzun. Bayağı uzun. O yüzden çok kısa bir özet geçeceğim hocam. Tamam. Nereden başlasam? Şimdi genel olarak evet. Reality Arts adlı oyun firmasının kurucu ortaklarındayım. Ve uzun zamandır da oyun projeleri yapıyoruz.
Fakat aslında 15 senelik bir görsel efekt ve sinema geçmişim var. Onun öncesinde yine oyun geçmişim var. Fakat 2000-2002 yıllarında Türk oyun sektörü aslında sektör diyebileceğimiz bir şey olmadığından sinemaya kaymak durumunda kalmıştım. 2016 yılında Reality Arts'ı kurduktan sonra akabinde aynı sene hem Steam Greenlight ödülü aldık hem Epic Games'ten Unreal Dev Grant ödülü alarak Void Runner maceramıza girmiştik. Void Runner'dan sonra biz bayağı bir sessiz kaldık. Çünkü daha sağlıklı bir şekilde proje üretmek için bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini gördük. Nasıl işte yapay zeka üstüne çalışmalar, daha hızlı projeleri çıkarmamıza yetecek kendimize ait sistemler. Yani yaklaşık bir 3 sene hiçbir şey yapmadık. Daha doğrusu çıkarmadık. Yani çok şey yaptık da. Yaklaşık her biri 5-6 saatlik oyunlanış süresine sahip 4-5 tane oyun demosu çıkardık aslında. Ve hepsi bayağı kapsamlı. Müziğinden sesine bayağı kapsamlı şeylerdi. Ama tabii hiçbirini yayınlamadık. Hep içimizde kaldı. Ama çok büyük deneyimler yaşadık bu süreçte. Stranger VR aslında bizim PC'ye çıkarmak istediğimiz bir shooter oyununun VR versiyonu olarak çıktı. Biz sadece VR sektörünü böyle nasıl desem hani bir deneme yapmak istiyorduk. VR sektörü şu anda ne durumda? Çünkü en son gördüğümüz kadarıyla çok da nasıl desem aydınlık görünmüyordu. Onu bir test edelim dedik. Aynı zamanda yeni teknolojileri test edelim dedik. Ve bir de asıl projemizi çıkarmadan evvel 2017'de Void Runner'ı çıkardığımızdan bu yana Steam'de çok değişiklikler oldu. Onları da test edelim dedik. Ki adım adım bu akşam birçok şeye değineceğim bu konuda zaten. Developerlara yönelik çok güzel, harika araçlar çıkmış. Bunların üstüne de kısa da olsa eğilmek istiyorum. Dolayısıyla Stranger VR aslında bir deneme olarak çıktı. Bu nedenle neredeyse hiç reklam yapmadık. Hiçbir yerde haberimizi çıkartmadık. Bunu birazsa istedik. Çünkü bu böyle gümbür gümbür geri döndüğümüz bir proje değil. Sadece bir deneme olacaktı. Ama iyi oldu. Yaklaşık 2,5 aylık bir süre içerisinde Steam'in VR oyunları içerisinde top listedeydi. 3 ay boyunca tüm recommended önerilen VR oyunlarının en başında ilk üçünde yer aldı. Dolayısıyla bizi oldukça başarı olarak tatmin etti. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum. Biz buna normalde 3 aylık bir üretim süresi biçmiştik. Geçtiğimiz Şubat ayında. Bu oldu 6 ay ve bunun pandemiyle hiçbir ilgisi yok. Tamamen VR oyun yapımının normal PC oyun yapımıyla muazzam derecede farklılık göstermesi dolayısıyla biz de yolda yani bunu öğrendik aslında. Bunların en başında tabii performans geliyor. Bir PC oyun üreticisi 60 FPS'i gördüğü anda gayet mutlu mesut hayatına devam edebilir. Ama biz aynı görsel kaliteyi tutarak VR cihazlarında 90 FPS'i görmek zorundaydık. VR cihazlarında 90 FPS demek de normal bilgisayarda 110-120 FPS demek. Bu da bize muazzam bir iş yükü olarak geri döndü. Neredeyse en ufak model, texture, piksel yani ne varsa uğraştık üzerinde. Profiling denen bir sistem var Unreal'da, bir performans sistemi. Onun üzerinde çalıştık. Yani kısaca birazcık sancılı ama zevkli de bir süreçti. Yorucu da bir süreçti. Yani en ufak bir testte kocaman aleti kafanıza takmak zorundasınız. O alet olmadan hiçbir şeyi test edemiyorsunuz. Fakat iyiydi. Yani 2017 Mayıs'ında Void Runner'ı sürdük piyasaya. Ardından işte Eylül'e kadar, geçtiğimiz Eylül ayına kadar hiç oyun piyasaya sürmemiştik. Tabii piyasaya çeşitli sipariş üzerine oyunlar yaptık. Ama kendi ürettiğimiz, tasarladığımız bir oyunu sürmemiştik. Yani Stranger VR aslında uzun bir sessizliği bozan bir proje oldu.
Bundan sonra artık oldukça yoğun bir gündemimiz var. Neredeyse her sene bir tane oyun piyasaya süreceğiz PC için. Böyle gidiyor işte. Yani tabii artık VR oyunu yapmaya devam edecek miyiz? Hayır. Çünkü oldukça yorucu bir süreçti Stranger VR. Yani daha fazla en azından VR sektörü bu kadar emeği karşılayana kadar, büyüyene kadar böyle bir isteğimiz yok. Çünkü gerçekten çok yorucu bir süreç. Yani evde her yer kabloydu. Ve yani devamlı o kazulet gibi aleti tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar. Yani mesela bir tasarım var aklımda. İşte köprüler, heykeller, şey yapan ağaçlar, böyle ışık altında sallanan ağaçlar falan, böyle istekler böyle fora. Ama gerçeğe baktığımızda performans o kadar kısıtlıyor ki tasarımsal olarak oyun yapımcısını. Birazcık da yolda öğrendik. Neden VR oyunları olabildiğince basit, olabildiğince hem grafiksel hem oynanış olarak çok belli bir niş kitleye hitap ediyor. Bunu da görmüş olduk. Dolayısıyla bizim istediğimiz, hayalimizdeki oyunlar, yani nasıl desem, işte Witcher gibi, Skyrim gibi, Star Wars gibi şeyler istiyoruz. Dolayısıyla şu anda VR donanımının onu çok yetmediğini düşünüyorum. Biraz daha bekledikten sonra, belki birkaç sene sonra yeniden döneriz. Hocam, Skyrim'in VR'ı çıkmıştı galiba. Skyrim'in VR'ı çıktı, evet. Yani deneyimleme şansı olmuş muydu onu? Oynadım Skyrim VR'ı. Güzel, gayet güzel, başarılı. Ama okay. Mesela şu anda Skyrim'in detayında oyun yapsak bizi aforoz ederler. Yani şu anda Skyrim gibi oynanan ama Witcher ya da son dönem artık ne bileyim Fallen Order grafik kalitesinde oyun arıyorlar. Ya da tam tersi çok basit grafikli oyun arıyorlar. O da bize hiç gelmiyor. Yani bizim şirket olarak, daha doğrusu şirketin zaten tasarım yönetmeni ben olduğum için benim tarzımda stilistik şeyler hiç yok. Ben gayet realistik, ağır, Yüzüklerin Efendisi, Star Wars modunda böyle o civarlarda takılan bir sanat anlayışım var. Dolayısıyla World of Warcraft mı, Skyrim mi? Skyrim. Her zaman böyle olmuştur. Bir de aslında özellikle geçtiğimiz yılda hani bayağı bir yeni donanım çıktı. Hani VR tarafında işte mesela Quest, Oculus Quest 2 galiba. Mesela evet. İşte bunlar artık standalone aletler. Yani bilgisayardan kurtulduk, kablolardan kurtulduk. Hatta özellikle etkileşim, yani elleri kullanabildiğimiz, ellerin birer işte kontrolöre dönüştüğü yapılar, donanımlar çıkmaya başladı. Yani yazılımlarla desteklenen donanımlar çıkmaya başladı. Siz hani o segmenti düşünmüş müydünüz, yoksa siz daha hani bir tık yüksek, daha böyle işte tethered dediğimiz bilgisayara evet. bağlı hiç diğer tarafa bakmış mıydınız, veya belki daha çıkmamıştı siz başladığınızda, o da olabilir tabii. Yok, çıkmıştı. Baktık, hatta test de ettim. O segmenti hiç düşünmedik. Çünkü hı-hı. biz Stranger VR'ı sıfırdan VR için yapmadık aslında. Zaten hı-hı. devam eden bir PC projesinin, hani o çıkmadan önce bir VR modunu çıkaralım dedik. Çünkü amacımız aslında ana oyun çıktıktan sonra VR modunu çıkarmaktı. Ardından VR'daki kontrol sistemi, grafik sistemi bütün oyunu değiştireceğini gördüğümüz için ve VR modunun çok daha kolay ve kısa sürede yapılacağını anladığımız için öyle ilerleyelim dedik. Hem de piyasaya artık bir oyun koymuş oluruz dedik işte. Steam'i test ederiz, yeni özelliklerini, tüm bu streamer altyapısı vesaire artık yani 2020 yılında nasıl ilerliyor, ne fark var 2017'den, onları test ederiz dedik. Bu şekilde ilerledik. Hocam, tam onlara girmeden istersen biraz oyunun kendisini konuşalım mı? Hani olur. Hani işte aşama aşama, hani oyunun belki pre-production, production, sonra bu bahsettiğim belki post-production'a yönelik meseleleri belki değinebiliriz. Hatta sen
galiba biraz oyunun ekranları üzerinden bir şeyler anlatmak istiyorsun. İstersen bir öyle başlayalım. Biraz oyunu tanıyalım. En başta bu Stranger. The Stranger'a yabancı kalmayalım. Olur. Belki bazı arkadaşlar yeni Tamam. Belki ilk defa bu buluşmada oyunu tanıyanlar olacak. Yani ben bu arada burada oyunu gösteremeyeceğim. Çünkü kaskım takılı değil. Takılı olsa muazzam bir performans yollar. Mekanları gösterebileceğim. Tamam. Yani onun üzerinden belki oyunun kendi yapısını anlatabilirsin. Kurgusunu anlatabilirsin. Tabii. Yani şu an paylaşmış gözükmüyorsun ekranını. Paylaşıyorum. Bu bağlamda ben de araya gireyim. Önce in-game bir video göstermek daha iyi olabilir mi sizce? Yoksa akabinde mi? Aslında daha iyi olabilir. Okey. Tamam. O zaman oyunumuza ait in-game videoyu paylaşıyorum şu anda. Bu arada Discord'daki arkadaşlar biz tabii bu videoları Twitch'te şu an paylaşıyoruz. Yani Twitch.tv/park. Geliştirdik diyebilirim. Yayına geri döndük bu arada. Ertuğrul Hocam bir devam et. Yayına geri döndük şu anda. Ha ya bu arada ben de şimdi yorumlarda da hazır yeni gören arkadaşlar da var. İster istemez bir Doom benzetmesi söz konusu oluyor. Böyle fast pacing, hızlı giden ve ilerleyen bir oyun söz konusu. Ben de mesela ben oyunu deneyemedim açıkçası. Edememiştim. Yorumlarına da bir baktım. Birazcık da araştırdım. Mesela çok hızlı gözüküyor olmasına rağmen birçok yorumda o VR'ın genelde sunduğu o baş dönme ya da işte hatta mide bulantısına kadar giden o hissiyat sanıyorum pek alınmamış. Bu da çok ilginç geliyor. Mesela şu anda bu beni daha çok deneyim etmemi daha çok deneyim etmek istiyorum. Mesela ben de son kullanıcı olarak VR'da bir şeylere ateş etme ya da hani birazcık hızlandığı zaman işler çok zorlanıyorken. Alex hariç bu arada. Yani Half-Life Alex çok acayip bir oyun gerçekten. Ama onun için de bir dolu kendisine özel cihaz lazım. Alex hariç bu duyguyu hiç
Ya hep bir sıkıntı yaşamıştım. Maksimum gerçekten benim yarım saattir. Bu konu hakkında neler yaptınız da nasıl yorumlar aldınız? Bizim ilk yaptığımız testler bu konu üzerineydi. Çünkü bence VR oyunlarındaki en büyük problem bu. Şu anda bizim oyunu hiç durmadan 6 saat oynayan adam var. Çok güzel. Stream yapan adam var. İnsanları gösterdik. İlk defa VR'ı test edenlere gösterdik. Uzun zamandır VR oynayan ama bazı oyunları oynayamayan insanları oynattık. Ve bir şekilde o ara yolu bulduk. Zor oldu bu arada. Kolay olmadı. Fakat bunu oyunun hızı, oyunun frame rate'i ve ama en önemli şey kontrollerde sizin biz bütün kontrolleri touchpad'lere ekledik. Yani Vive'ın touchpad'i, Oculus'un ufak joystick'i ve joystick'in ya da touchpad'in tepki süresiyle oyundaki tepki süresinin ve hızlanma ivmesinin buna çok etki ettiğini gördük. Yani öyle bir nasıl desem bir curve yaptık. Yani bir anda tak diye hızlanmıyorsunuz ya da aşırı ağır bir şekilde de hızlanmıyorsunuz. Onu o kadar böyle hassas bir ayarı var ki bütün o bütün o baş dönmesi, mide bulantısı oradan kaynaklanıyor. Sağa sola dönme, oyunun içerisinde işte tek bir tuşla arkaya dönme, sağa dönme, sola dönme ya da tamamen free rotation dedikleri ya da işte artık neyse kendi kendinize etrafa dönüp baktığınız ayarlar. Ya bunların hepsi bütün bu comfort ayarları deniyor buna. Ona çok etki ediyor. Bunların birçoğunu oyuncuya da açık ettik bu arada. İsteyen istediği gibi ayarlasın diye ama hiçbir şey ayarlanmadan bile default olarak oyun açıldığında yani şu ana kadar ben başım çok döndü artık oynayamayacağım diyeni görmedik. Yani ben babama bile test ettim. Adam hayatında hiç bir yer kaskı bile görmemiş adam. Yani çok rahat bir şekilde ilk dakikasında önüne çıkan ilk yaratıkları öldürmüştü bile. Ya bu, sonra zor al. Bu önemli bir başarı bu arada. Gerçekten o baş dönme hissiyatı ya da hani genel olarak bir rahatsızlık hissiyatını bu kadar hızlı bir oyunda önüne geçirebildiyse bu muhteşem başarıdır. Naçizane düşüncem. Teşekkür ederim. Bu zaten olmasaydı proje olmayacaktı büyük ihtimalle. En önemli şey buydu. Çünkü hiçbir zaman şey istemedik. İnsan yani oyuncular hiç hareket etmesin, olduğu yerde dursun. Wave üzerine yaratık gelsin. Bunu hiç istemedik. Hı hı. Hep istediğimiz eski Unreal Doom oyunları gibi geniş alanlarda insanların böyle etrafı keşfede gidip değişik mekanlar gördüğü, hakikaten başka bir dünyadaymış hissiyatını uyandırdığı bir atmosfer yaratmaktı. Yoksa düşündük yani eğer çok böyle baş dönmesi olsa, insanları böyle bir kod üzerinde götürsek, uçak gibi bir şeyin üstüne gitse en sonunda dedik yok bunu bir şekilde halledeceğiz. Bir ay falan sürdü sadece bu ayarlar üzerinde oynamamız. Elinize sağlık. Süper. Teşekkür ederim. Kemal galiba sen ekranı paylaştın. Evet. Ertuğrul Hocam verdik mi yayınları? Paylaşımı geldi mi? Bakalım. Geldi herhalde. Geldi mi? Yani Kemal paylaştı biz de verdiysek. Ben işte şu anda o ekran paylaşımına gelmeye çalışıyorum. Bir saniye. Evet. Ben de bir watch stream'e geleyim. Evet. Bu arada bize hiç soru soracak öğrenciler var mı? Varsa onları var, da alabiliriz. Var tabii. Ama genelde en sonunda alıyoruz hocam. Bir yandan iki taraftan birden takip var çünkü. En sonunda bir soru cevap yapacağız. Şimdi ben tabii bütün level'ların üzerinden teker teker geçmeyeceğim ama çok önemli olduğunu düşündüm. Birkaç level'ın üstünden geçeceğim. Şimdi genel olarak bu bizim ilk level'ımız. Aslında oyun şurada başlıyor. Hatta oraya gideyim. Kilitlendi. Ha, compile ediyor bir saniye. Kayboldum. Oyun burada başlıyor. Oldukça dar bir alandayız. Bir mağaradayız. Olabildiğince karanlık ama oyuncuya
VR gözlüğü taktığı anda rahatsız olmamasını öngördüğümüz böyle hafif ışıklı bir yerde başlatmak istedik. Ki burada da rahat rahat yürüsün tam anlamıyla. Gerçi bir tutorial level'ı var ama %90'ı onu geçer diye tahmin ettik ki aldığımız dataya göre hakikaten de geçmişler. Biz bunu da tahmin ettiğimiz için böyle bir ufak bir parkur koyalım dedik. Şey, bu arada Kemal, bizim karakterimizde böyle bir predatör esinlenmesi var mı? Vallahi illaki vardır ya. Yani çocukluğumdan beri izlediğim bütün filmlerdir, oynadığım oyunlardır, kitaplar vesaire, illaki bir şey vardır. Mesela bir şeyimiz var. Blade'imiz var. Black'ten çıkan. Bayağı büyük, kocaman bir Blade. Yani kutsal onu gördüğü anda abi ben bunu oynarım, tam Predator olmuş dedi. kıyafet olarak daha böyle bir postapokaliptik bir görüntümüz var. Ama elbisemiz, başlığımız falan Aragorn gibi. Yani illaki o bir aroma olmuştur bende artık. Çoğu şeyin konseptini ben tasarladığım için illaki geçiyor bir şekilde, onu engelleyemiyorum. Mesela biz ilk PC oyununu yaparken bu level orada da vardı. Fakat orası son derece böyle zengin bitki örtüsüne sahip, her yerde böyle şırıl şırıl suları olan, sallanan ağaçları olan bir yerdi. Sonra performans üzerinde oynadıkça bir şekilde o aşırı derecede yoğun bir foliage'ın, yoğun bir bitki örtüsünün bu kadar büyük bir oyun alanında performansı oldukça yorduğunu görerek, konsepti tamamen değiştirerek oyunu bir Mad Max tarzı bir Wasteland gibi bir yerde başlattık. Ama böyle sıkıcı bidon varilleri, benzin ve böyle pis arabalar, böyle öyle şeyler istemiyordum. Dolayısıyla daha böyle biraz çölleşmiş bir Halo gibi düşünebiliriz ya da Dune gibi düşünebiliriz. Böyle bir mekanda başlattım. Hala eski medeniyetlerden kalan harabeler, bu etrafı aydınlatan mantarlar, bu şekilde oyuncuların daha rahat bir VR deneyimi yaşaması için ışığı oldukça yumuşatarak bütün oyunu tasarladım. Tabii bütün oyun böyle şey değil. Adını siz söyleyin. Çölde geçmiyor. Şimdi daha sonra göreceğiz zaten. Ama olabildiğince yumuşak ışıklar, aşırı keskin gölgelerin olmadığı, oyuncuya baş ağrısı verebilecek ya da gözünü yorabilecek ışıklandırmalardan çok oldukça hafif bir tarzın olduğu bir konsept oluşturdum. Bu sıkıcı Wasteland atmosferini de dediğim gibi bu mantarlarla, dev heykellerle, geçmiş medeniyetlerden kalan Yüzüklerin Efendisi tarzı büyük yollar ve geçitlerle süsledim. Kullandığımız modellerde hemen hemen %70'i kendi tasarladığımız modeller. Fakat internetteki marketplace'lerden de şeyler aldık, modelleri aldık. Fakat bu modelleri aldıktan sonra kendimiz üzerinde tabii ki uzun bir editleme sürecine soktuk. Zaten bu arada kendi oyunlarını yapan arkadaşlara önerim, marketplace'leri mutlaka kullanmaları. Çünkü yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zaten çok iyi bir kaya modeli ya da heykel modeli varsa onu alıp texture'ını değiştirebilirsiniz. QXL Mixer programı kullanarak yeniden materyalini yapabilirsiniz. Marketplace ürünleri bu açıdan oldukça değerli. Artık 3D oyunlar bile bunlardan yararlanıyor zaten. Gördüğünüz gibi yani direkt güneş ışığı olmasına rağmen hala o hafif ve yumuşak atmosfer devam ediyor. Ya böyle ne bileyim otel lobisi gibi. Öyle söyleyebilirim. Zaten bu da şeyin sonu. Ha bu arada şu konuda da bilgi vereyim. Biz orijinalde bu oyunumuz bizim open world'tü. Tech level. Fakat yine performans açısından problemler çıkardığı için tüm level'ı, ana open world level'ı 12 level'a böldüm. Ve bütün ışıklar dinamikti.
VR oyunu yapan arkadaşlara söylüyorum. Dinamik ışık kullanmamalısınız. 14 milisaniyenin üstüne çıkmamalısınız. Bu da zaten 90 FPS veriyor. VR gözlüğünde 90 FPS almak için hemen hemen kendi FPS'inizin 110-120 civarında olması gerekiyor. Şimdi ikinci level'a geçeyim. Bu arada bütün oyunda oyunu sıkmaması için, şimdi bu zaten benim aslında genel olarak tüm projelerdeki felsefelerimden birisidir ama VR'da daha da üstüne eğilmek durumunda kaldım. Oyuncular çok çabuk sıkılabileceği için sık sık tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi deminki wastelands, eski harabeler, şimdi yerini daha modern yapılara, daha şehirimsi mimariye bırakıyor burada. Yine aynı doku, aynı bitki örtüsü devam etse de, bu arada şu ışıklar oyuncuları yol gösteren waypointler. Onları şimdi kapatayım. Ben game modda gösteriyorum. Bu gereksiz çizgileri görmeyin diye. Eğer merak eden olursa nedir onlar diye isterse sorabilirler. Gördüğünüz gibi burada biraz daha modern bir mimariye geçtik. Daha sanki büyük bir savaştan çıkmış, yok olmuş, daha modern bir insan medeniyeti gibi. Ama tüm bu medeniyetin arasında hala ufak mantarlarımız, mantarlarımızdan çıkan güzel turuncu mor ışıklar, ara ara yakılan ateşler devam ediyor. Ha, bu ateşleri kim yaktı? Oyunda üzerimize yerliler de saldırıyor bu arada. Oldukça ilkel yerliler. O yerliler de etrafa ateş koymama ve ateşin ışığını da tasarıma eklememe yardımcı oluyorlar. Bu arada oyunda bir oyunu tasarlarken bazı şeyler aslında sonuç olması gerekirken sebep olabiliyorlar. Mesela bu oyunda üzerimize basit yerlilerin saldırması benim tamamen her yere mantar koyamayacağım için etrafta ateş kullanma isteğimden kaynaklandı. Yani ben oyunun bazı level'larında ateş yakmak durumundayım etrafın rengini daha güzelleştirmek için. Bu ateşi kim yakabilir? Üzerimize saldırabilecek ilkel insanlar, ilkel yaratıklar. Dolayısıyla böyle böyle oranın konsepti o şekilde değişti. Şimdi tamamen farklı bir level açayım mesela. Yani bizim oyunda evet Doom gibi oynanıyor. Birbirinden farklı yaratıklar üzerimize saldırıyorlar. Yaratıklar da var. Daha humanoid tipler de var. İlkel insanlar da var. Üzerimize böyle taşla, kemik parçalarıyla saldıran. Böyle yüzlerine böyle kemikten miğferler, kasklar yapan ilkel insanlar da var. Ama böyle böyle foton silahları kullanan, böyle aşırı şey nasıl desem teknolojik varlıklar da var. Robotlar da var. Şey mesela, Kemal biz bir yere konuşuyoruz mu? Çünkü mesela oyunun fragmanı gayet çok yüksek tempolu. Dediğin gibi hepsi üstümüze saldırıyor. Biz bir şekilde kurtulmaya çalışıyoruz. Hani bir böyle bir şey bir senaryo var mı? İşte gemimiz düştü. Biz geri dönüş için bu level'ları aşıyoruz. Çünkü şu an çok huzurlu. Yok, aslında böyle değil. Yok, hiç huzurlu bir oyun değil. Hatta birisi bazı insanlar korkmuş bile. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama herhalde bir yerden aniden çıktı birileri. Ondan korktular herhalde. Şaka bir yana belki oyunun bu versiyonunu da çıkartabilirsin. Veya öyle bir mod. Tamamen bir walking simulator. Böyle daha huzurlu bir işte bir keşif oyunu gibi. Ya bu arada uzun zamandır Walking Simulator yapmak hayalimiz. Yani insanların hayali ne bileyim MMORPG yapmaktır. Böyle Elder Scrolls Online gibi şeyler yapmaktır. Ama bizim, yani benim özellikle uzun zamandır bir Walking Sim yapmak istiyorum. Bir türlü fırsat olmadı. Yani olur herhalde bir gün.
Çok keyifli olduğunu düşünüyorum Walking Sim yapmanın yani. Storytelling açısından. Burada şey var. Aslında bir hikayesi var yazdığım. Binlerce yıl evvel uzaydan büyük bir tehlike geleceğini görmüş insanoğlu ve bu tehlikeyi önlemek için büyük bir inşaata başlamışlar uzayda. Fakat bu inşaat işte 1000 yıl falan sürmüş. Aslında Dyson Sphere gibi güneşi çevreleyen muazzam bir şey yapmaya çalışmışlar. Fakat bu esnada bir yanlışlık olmuş. Tabii ben çok özet olarak anlatıyorum. Ve bu yanlışlık esnasında alet çalıştırıldığı anda iki boyut birbirine girmiş. Aslında insanoğlunun yaşadığı yerle paralel bir şekilde yaşayan bir de sibernetik canlıların olduğu bir boyut varmış. Bu esnada iki ırk da soykırıma neredeyse uğrayarak birbirini yok etmişler. Fakat en sonunda makineler kazanmış ve insanoğlunu yer altına sürmüşler. Fakat garip bir şekilde, ha bu arada şey, yeryüzü tamamen zehirli durumda. İnsanlar yukarı çıkamıyor. Fakat bir süre sonra yukarı çıkabildiğini gördükleri çeşitli insan tipleri belirmiş. Ve bu insan tipleri hep böyle akıllarında bir rüya, bir hayalle yüzeye çıkıp ilerlemişler. Hayallerinde de böyle portal gibi bir yer görüyorlar. O portala ulaşma çabaları var. Bu insanlar kendi nasıl desem kendi şehirlerinden, kendi ırklarından hep farklı olmuşlar. O yüzden onlara stranger demişler. Biz de bir stranger olarak yüzeye çıkıp bu portala ilerlemeye çalışıyoruz. Yani böyle bir alt hikayesi var. Fakat oyunda hikaye çok yoğun değil. Bu ana oyunun bir VR demosu olduğu için, yani demo demeyeyim de yani VR modu olduğu için hikayeyi çok fazla oyuna koymadık. Yani oyunda sadece arka planda duruyor. Bu level'da o şehir level'larından şu arkada görünen buraya ulaşıyoruz. Burada mesela bize hiç şey saldırmıyor. Silahlı varlıklar bir süre saldırmıyor. Dört ayaklı tuhaf dinozorumsu yaratıklar saldırıyor. Fakat onlar da o kadar hızlı koşuyorlar ki baya kısa bir süre içerisinde burası en zor level'lardan birisi haline geldi mesela. O kadar geniş olmasına rağmen. Burada hemen hemen savaşı bitiriyoruz ve insanların şöyle birazcık nefes almasını sağlıyoruz. İşte şunlar weapon station'lar. Buraya gelip cephane alabiliyorlar. Yeni modlar, yeni silah modları ya da silahlar alabiliyorlar. İşte burada da hemen hemen diğer level'da gidecekleri yeri görüyorlar. Sen şimdi enteresan bir şey göstereceğim. Bu level 4. Level'da şey içelim. İşte VR ile PC arasındaki farklar böyle zamanlarda çok ortaya çıkıyor. Mesela şu anda gösterdiğim level, başına gideyim pardon. Şimdi orijinalde bu level'da her yerde ağaçlar vardı ve yerde de lacivert, lavanta tarzı çiçekler vardı. Devasa bir ağacı en uca güneşin önüne koymuştum. Yani yine böyle benzer bir ışıklandırma vardı, mavilik vardı ama yani ana bir ışık biraz daha güçlüydü. Ve en uca koyduğum o dev ağaç sallandıkça bütün etrafı yaprak gölgeleriyle, hareketli yaprak gölgeleriyle dolduruyordu. Sanki aralarından da hare hare sisten çıkan güneş hareleri çıktığı için sanki böyle bir su altı gibi görünüyordu. Fakat öyle bir dinamik ışıklandırma ve bitki örtüsü bir yerde neredeyse imkansız olduğundan ağaçları kaldırdım ve bomboş bir tabii ki arazi haline geldi. Ben de dedim ki buraya çeşitli mimariler koyayım. Ne koyabilirim? Hitit mimarisinden ufak ev öbekleri, bina öbekleri koydum. En azından kendi kültürümüzden de bir şeyler ekleyelim dedim. Zaten Hitit, Selçuklu, Osmanlı yani fark etmiyor. Müthiş bir tarihe ve mitolojiye sahip Anadolu toprağı. Dolayısıyla kendimizden de öğeler kullanabiliriz.
Ve bunları öyle bir stilize edebiliriz ki yurt dışındaki insanların da sevdiği bir hale sokabiliriz. Mesela bu level en popüler level'lardan bir tanesi. Özellikle şu büyük heykeller insanlara Yüzüklerin Efendisi gibi geliyor. Ortalarında kalbine neredeyse saplanmış gibi görünen bu kristaller de genel bir ışıklandırma sağlıyor. Mesela buradaki binalar Hitit olmasına rağmen üzerindeki kuleler Selçuklu. İki tarzı böylece birleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradan Bagda var mı sanat tarihi bilmiyorum ama ne yapacağım öyle dersleri diyen arkadaşlara da öneririm. Sanat tarihi önemlidir arkadaşlar. Buradan şöyle garip bir yere geliyoruz. Tabii bu hiçbir sanat tarihinde göremeyeceğiniz tuhaf bir şey ama orada da birazcık film kültürünüz varsa o bir şey, alien iskeleti mi? Evet, Giger'ımsı, Alien'ımsı bir hava yakalamaya çalıştım burada da. Şimdi bambaşka bir yere gidelim. Şey hocam, bize zaten bazı derslerde ara ara hep üzerine gittiğimiz bir şey var, konsept var. Everything is a remix. Zaten hemen sen de biliyorsundur o seriyi. Kirby Ferguson adlı film yapımcısı, kurgucunun bir serisi bu. Everything is a Remix. 4 bölümden oluyor. Tavsiye ederiz. Orada aslında birçok şeyin birbirinden türediğini ve yaratıcı fikir üretmek için aslında hani bu yelpazeye daha geniş bakıp her şeyi birbirine nasıl birleştirebilirim? Bunun üzerine çeşitli yöntemler, örnekler anlatıyor, gösteriyor. Hani senin şu an projede ona çok iyi bir örnek olmuş. Doğru. Yani aslında bütün hayat böyle değil mi yani? Gerçekten izlediğimiz bütün diziler, sinema, baktığımız resimler hepsi aslında başka bir şeyin remix'i, değişmişi, araya biraz kendi soslarından ekleyen, biraz da başka yemeklerin sosundan eklediğimizde müthiş bir ortaya tarif çıkan şeyler aslında. Yani burada esinlendiğim o kadar çok şey bulabiliriz ki. Yani gerçekten son dönem bir yığın şeyden örnek verebiliriz. Ama hepsi orijinalde kendisine ait, kendisine özgü bir aroma haline geliyorsa işte asıl olay zaten bu. Mesela bizdeki çoğu sinema filminin hep böyle eğreti durmasının sebebi de aslında bu. Hiçbir türlü kendimize özgü bir dil oluşturamadık sinemada. Hep böyle kopya çekmeye çalıştık. Ama neyse ki oyun dünyası pek öyle gitmiyor. Türk oyunları içine ait bir dil yakalamaya başladı bence. Evet, PC'de biraz geriyiz ama bu da yani ileride düzelecektir. Yani mesela burası tamamen ortaçağ yapıları. Yani klasik yıkılmış harabeler arasına ufak Selçuklu tarzı binalar, kemerler, buraları da kırmızı kristallerle aydınlatıyorum. Mesela dikkat ederseniz, bunu tabii bir tasarım dersi haline getirmek de istemiyorum bu Discord'da ama şunu söylemem lazım. Oyunlarda bazen yani çok fantastik şeyler yapabiliyoruz, çok realistik şeyler de yapabiliyoruz. Ama her şeyin mutlaka bir nasıl desem mantığı olması gerekiyor. Yani şimdi aslında buranın ışıklandırmasına baksak bütün ışıklar sadece bir kristallerden gelmiyor. Ben yukarıya bir yığın ışık koydum. Ama oyuncu oynarken bu aşağıdaki kristalleri gördüğü anda yokluktan gelen bir ışığı görmeyecektir. Bazen işte mesleki deformasyon olabiliyor. Geçen de şeyi oynuyordum. Bu farelerin saldırdığı oyun neydi? Hemen bakalım. A Plague Tale Innocence. Çok başarılı bir oyundur bu arada. Çok muazzam bir oyun ya. Harika bir oyun. Çok beğendim oyunu. Yani hem konu olarak hem işleyiş olarak hem de tasarım olarak çok beğendim. Hatta oyunu normalde atıyorum 6 saatlik oyunsa ben genelde 12 saatte bitiyorum bu tarz oyunları. Çünkü
Böyle yürürken işte aa ne güzel ağaç yapmışlar, aa buradaki su birikintisi harika falan. Öyle baka baka ve koklaya koklaya ilerliyorum oyunu yani. Ya bir yerde durdum. Bir tente var. Bir pazar yeri gibi bir yer ve tente var. Tentenin altından havaya şey koymuşlar. Spotlight koymuşlar. Onun hüzmesi görünüyor. Pazar yerine geri döndüm. Normalde biz bütün şeyi level'ı bir directional light'la ışıklandırıyoruz. Sonra ufak ufak ışıklar koyuyoruz. O ana ışığın yetmediği yerlere aşırı güçlü bir şekilde spotlight koymuşlar ki yerdeki o sular, çamurlar daha böyle bir şey görünsün. Daha parlak, daha vıcık vıcık görünsün diye. Bunu gördüm, acayip hoşuma gitti. Yani bazen bu kafayla da bazı oyunları oynamak lazım. Eğer güzel şeyleri öğrenmek istiyorsak, bazı şeyler şeyde olmayabiliyor, işte YouTube videolarında falan olmayabiliyor. Bizzat deneyimleyerek de görebiliyoruz. Hocam bir yandan yavaş yavaş da soruları alalım mı? Olur, alalım. Tamam. O zaman kutluyorum ben bunu. Hayır yok yani devam edebiliriz. Çünkü muhtemelen ilgili şeyler olacaktır. O Yani şu zaman an en galiba zaten Alp'in bir sorusu var galiba. Alp Alioğlu. alalım. Alp merhaba, senin bir sorun vardı galiba. Live chat'e Burası da o alien alanın daha bir Alp'in Discord'da olduğunu düşünmüyorum hocam. bu arada geriye dönük bir soru var. Twitch'ten onu söyleyebiliriz. Genel iki Tamam. soru zaten. Hocam bu VR oyununu yaparken en çok zorlandığınız şey ne oldu? Bize şuraya dikkat edin veya şu hatayı yapmayın dediğiniz bir kısım var mı? Kesinlikle var performans arkadaşlar. VR oyun yapacaksanız Unreal Unity hiç fark etmez. Bizim gibi ilk başta biz kendimize çok güvendik. Kaç senedir bu işi yapıyoruz, işte kaç tane ödülümüz var bilmem ne falan. Hiç böyle takmadık. Yaptık, yaptık, yaptık. Ben neredeyse işin sonuna doğru performans testlerini çok ciddi bir şekilde yaptım. Ve o zaman büyük iş çıktı. Mutlaka ve mutlaka hem kullandığınız headset'in kendi ayarında bir şeyi var. Ekranda bir on-screen UI şeyi var, göstergesi var. Kaç ms olduğunu gösteriyor. Hem onu kullanın, hem kullandığınız oyun motorunun profiling tool'larını kullanın. Yani yılanı en baştan ezin yani kafasından. En sona bırakmayın. Şey çok önemli, performans çok önemli. Yani bir projeyi yok eder de ilerletir de. Yani öyle söyleyeyim. Yani biz bir ara neredeyse bu projeyi iptal ediyorduk. Yani. Yani Gerçekten neredeyse iptal ediyorduk. rezil de vezir de edebiliyor yani. Kesinlikle. Yani muhteşem bir oyun yaptınız. Çok güzel görünüyor. Harika. Ama hiç kimse bunu rahat bir şekilde oynayamazsa o zaman hiçbir anlamı yok. O zaman video experience yapın. Render basın. Çıksın. Yani o yüzden performansa en baştan dikkat etmeniz lazım. Texture'larınızı, modellerinizi buna göre yapmanız lazım. LOD denen bir şey var. Bilmiyorsanız öğrenin. Level of detail. Uzaklaştıkça alan, atıyorum 10.000 triangle bir model kullandınız. Uzaklaştıkça 10.000'lik modeli önce 5.000, sonra 2.000, sonra 1.000 öyle öyle gösteren bir sistem. Unreal'da da var, Unity'de de var. Bunu agresif bir şekilde kullanmanız lazım. Bu tabii ki oyunda ilerlerken tak tuk modellerin değişmesine sebep olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Yani VR teknolojisi biraz daha performans olarak gelişmeden bunları yapmak durumundasınız. Yani performans. En önemli şey performans. Ve tabii ki demin konuştuğumuz, Ertuğrul hocanızın sorduğu bu baş dönme olayı. Harika performanslı bir oyun yaptınız. Çok güzel görünüyor. Ama insanlar oynarken rahatsız oluyorsa yine bunun da hiçbir anlamı yok. Kısaca bunları maalesef aynı anda götürmeniz lazım. Baş dönmesi hissiyatı ve performans. Zaten bunun ikisi de birazcık
birbiriyle oldukça şey, bağlantılı. Yani performansınız ne kadar iyiyse bu baş dönmesi sıkıntısı biraz daha azalıyor. Eğer sistemlerinizi doğru kullandıysanız. Böyle. Okay. Hocam bir soru daha mı vardı Ertuğrul hocam? Bir soru daha vardı. Daha. Ben Twitch'ten bakıyorum. Twitch'ten görmüyorum. Volkan belki... Discord'dan bir arkadaşımız zaten sormak istiyor. Şey, ha, süper. Müsait anı bekliyordu. Sesli soracak zaten. Öncelikle iyi akşamlar. Benim sormak istediğim soru bu VR sektörü için çok önemli olan hani baş dönme sıkıntısını hani hali olmadığı hani çıkarmayacağınızı söylemiştiniz yanlış duymadıysam. Bir de kafamı karıştıran şu hani biz bunun de... farkında olarak oyunu yaptınız. Yani ki bu duyamadım. Bir evet, daha alabilir miyiz? Ses... Evet sesin kesildi de. Kesiliyor. Ha. Tamam. Kesilirse uyarın. Ben yazayım gerekirse. VR sektörü için hani çok önemli olan bu baş dönme sorununu çözmeden çıkarmayacağınızı söylediniz. Ancak hani oyunu çıkarma kararı aldığınızda doğal olarak bunu çözmüştünüz ki çıkardınız. Ama aynı zamanda reklam yapmak istemediniz. Yani ben böyle güzel bir başarıya imza atıp neden reklam yapmak istemediğinizi anlamadım. Yani yapım aşamasında biraz daha açabilir misiniz? Orada ne gibi sizi endişe ettiren konular oldu? Evet. Kemal Hocam. Derken galiba Kemal Hoca hem Kemal Hoca koptu bu sefer galiba. Kemal hem Hoca... şey Unreal. Hah geldi. Hah geliyor. Ha, tepkilerini ölçüyoruz. Yine mi kaçtı? Hocam orada mısın Kemal Hocam? Bir saniye bekleyelim bence. Ekran paylaşımını durdurabilir. Unreal şu anda Kemal Hoca'yı ele geçiriyor. Evet. Kemal Hocam sen bir şeyler konuştuysan duyamadık. Heh. Şu an görüntüm... Biraz alacağım bir saniye. Heh, düzeldi. Heh. Geldi. Kesinlikle. Ya daha evvel ben bütün level'ları hazırlamıştım böyle şey olmasın bekletmesin diye. Yanlışlıkla açmadığım bir level'ı açtım da. Compile'a girdi şey bekletti. Ben şeye kadar duydum. Neden her şeyi baştan halletmenize rağmen reklam yapmak istemediniz başarılı olmasına rağmene kadar duydum. Sonra bir soru geldi mi tekrar? Şunu söyledim. Hani böyle güzel bir başarıyı yakalamışken, oyunu çıkarmışken neden reklam yapmak istemediniz? Hani başka çekinceleriniz oldu mu? O yapım aşamasını biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Aslında reklam yapmak istemememizin sebebi bir anlamı bir olmayacaktı. Çünkü zaten sesim geliyor değil mi? Evet, evet, evet. Çünkü zaten VR kitlesi çok ufak bir kitle. Dünyada da çok ufak. Yani Steam Spy'dan şeylere bakabilirseniz eğer, diğer oyunların da datalarına bakabilirseniz ne kadar ufak bir sektör olduğunu görürsünüz. Yani niye reklam yapalım ki? Çünkü şöyle bir şey var. Zaten VR cihazı olan insanlar bir içeriğe ihtiyaç duyuyor. Devamlı içerik çıkmıyor. Kaliteli içerik devamlı çıkmıyor. Devamlı Alex gibi oyunlar çıkmıyor. Gerçekten böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Dolayısıyla VR cihazı sahip olan insan ya Steam'in VR sayfasından zaten yenileri takip ediyor. Ya Viveport'tan takip ediyor ya da Oculus'tan. Dolayısıyla bunlara ekstradan oyuncu çekebileceğimiz bir mecra yok. Bu nedenle herhangi bir şeyde bulunmadık. Reklam yapmak istemedik. Ya saçma geldi açıkça söylemek gerekirse. Bir de yani onun için ekstradan kendimizden efor sarf etmeye gerek olduğunu düşünmedik. Zaten datalara baktığımızda alan insanların datasına baktığımızda hep yani önemli bir çoğunluk Amerika, Kuzey Amerika. Onu Rusya ve Batı Avrupa takip ediyor. Ama ezici bir çoğunluk, ezici, bayağı ezici bir çoğunluk şey Kuzey Amerika, Kanada ve bildiğimiz Amerika. Türkiye'den yok gibi bir şey. Orta Doğu yok gibi bir şey.
Uzak Doğu inanılmaz derecede az. Yani VR kitlesi batıda. Bunu çok açık bir şekilde gördük. Dolayısıyla biz hani ne yapalım? Pinti Panta'ya oynatsak ne olur, oynatmasak ne olur? Ya da başka bir streamer'a oynatsak ne olur, oynatmasak ne olur? Zaten bu oyunu alacak insan Steam'den izliyor, görüyor. Yani önümüzdeki 3 ay boyunca hangi VR oyunlarının çıkacağına bile bakıyor insanlar. Çünkü içerik yok. Ve birisi bir röportajda bir basın mensubu sormuştu. Söylemişti pardon. Teşekkür ederim demişti. Röportaj için herhalde biz teşekkür ederiz falan derken. Hayır. VR sektörüne oyun yaptığınız ve bunu yaşattığınız için teşekkür ederim dedi adam. Çünkü yok. Yani developerlar, AAA developerlar tamamen bırakmış durumda. Sadece ufak böyle şeyler, mod gibi oyunlar yapıyorlar, prestij amaçlı. Ya da işte bir oyun convention ya da Comic Con gibi yerlerde işte insanları şeye çekme amaçlı, o boot'a çekme amaçlı böyle experience'lar yapıyorlar ama böyle Alyx gibi kelli felli büyük AAA oyunlar yapılmıyor. Çünkü bu bir paradoks oluşturuyor. Biz ufak bir grup olduğumuz için kendi bütçemizle kısa bir sürede iyi bir şekilde oyunu yap, bundan para kazanabiliyoruz. Ama AAA bir firma gerçekten milyonlarca dolar koyup da onun geri dönüşünü alamaz. O kadar büyük bir sektör değil. Dolayısıyla bu da bir paradoks oluşturuyor. Yani onlar oyun yapmazsa sektör büyüyemez. Ama sektörün büyümesi için de onların oyun yapması lazım. Hani bu ileride ne olacak göreceğiz. Belki Alyx gibi bazı oyunlar çıkar. İnsanların ilgisi artar. Quest gibi şeyler, Quest 2 gibi teknolojiler, güzel teknolojiler. Bu kazulet gibi aletlerin olabildiğince daha rahat giyilmesini, kablolardan arınmasını sağlıyor. Yani böyle böyle ilerler. Ama bizim kişisel olarak söyleyeyim, reklam yapmamamızın sebebi bu. Çünkü amacı yoktu. Ama yeni projelerimizi de yapacağız mesela. Tabii hocam haklısınız. Belki ben de küçük bir şey ekleyebilirim. Dediğin gibi gelişiyor. Mesela işte Facebook malum işte Oculus'u satın aldı ve ciddi bir sosyal platformu hani bir VR sosyal platformu üzerine çalışıyor. İşte denemeleri var vesaire ama mesela yine geçen yıl Beat Saber'ı yapan firmayı yine kendi bünyesine aldı. Yani oyun üzerine de gidecek kuvvetli muhtemel. Ama daha dediğim gibi şu an ısıtılıyor. Herkes biraz arka planda aslında. Hem teknoloji dediğin gibi biraz daha user friendly oluyor. Belki daha ucuzluyor bir yandan. Ama herkes bir yandan da küçük küçük en azından Facebook oyun yapıyor. Sony oyun yapıyor falan. Biraz daha biraz kapalı devre yürüse bile yavaş yavaş bence ısıtıyorlar. Çünkü bir yandan bundan kaçış olmayacak. Çünkü çok büyük markalar yatırım yaptı buna. Yani Evet. Facebook, Sony, Samsung, HTC hani illaki hayatımıza girecek ama galiba bir timing meselesi. Ben de düşünüyorum. Yani bir 4-5 sene sonra bayağı bir yayılacaktır. Ama şu çok iyi olabilir. Mesela şu an elinde müthiş bir Ar-Ge var. Hani bunu yapmış olman ileride o yarışı yakalamak anlamında önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu anlamda hani yanlış anlamadıysam hani kâr zarar bakımından da sizi kurtaran bir proje olduğunu anladım. Hani o anlamda aslında ileriye dönük yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için aslında mantıklı olabilir. Yani küçük bir proje yapmak, onu dükkana koymak, oradan deneyimi kapmak. Zaten niş bir kitle var ve satın alıyor. Eğer uygulama içerik çok kötü değilse, hani genel bir ortalamanın üzerindeyse zaten bir açlık var. Zaten alınıyor. Hani bu anlamda harcanılan yatırım, yani zaman yatırımı, işte enerji yatırımı karşılığını alıyor. Artı bir de ileriye dönük bir know-how, bir Ar-Ge, bir bilgi birikim deneyimi de kazanmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Bir de şunu söylemem lazım. Şimdi bu oyunu biz sıfırdan VR için yapmadığımızdan çok da bazı şeylerin üzerine abanmadık. Ama eğer şimdi bu oyuna devam yapmak isteseydik, yani diğer projelerimizi bir kenara bırakıp VR'a devam etmek isteseydik, etkileşime biraz daha önem verirdik. O yüzden yeni VR oyunu yapmak isteyen arkadaşlarımıza şunu önerebilirim. Performansın yanı sıra. Oyuncular her şeyi ellemek istiyorlar. Bu
her manavda falan her gördüğü şeyi ellemek, mıncıklamak isteyen sapıklar gibi. O yüzden hiçbir şeyi olmasa bile, yani oyun hiçbir gameplay şeyi vermese bile, artısı vermese bile, her şeyin mıncıklanabilir olmasına dikkat edin. Buna dikkat ediyorlar garip bir şekilde. Tabii o yüzden şeyler falan çok tuttu ya ilk çıktığında. Job simulator'lar falan alıyorsun, her şeyi tutuyorsun böyle, kurcalıyorsun, bozuyorsun. O da çok tabii başka bir fun sundu aslında. Peki sorular güzel gidiyor. Arkadaşlar var mı başka soru? Yoksa belki biraz bir tane daha sorumuz var. Devam edebilirsin. Yani bir soru daha varmış. Şu başlama meselesi ve 90'a FPS ile alakalı sorulmuş. Hani bu oyuncuların ya da oyuncunun zamanla alışmayı öğreneceği bir konu mu, yoksa teknolojik gelişmeler ve performans artışıyla bu sorun hani genel olarak çözülecek mi sizce? Yani bence aslında çözüldü gibi bir şey. Yani eğer biz şimdi bu oyunda bunu yapabiliyorsak, çözebiliyorsak, demek ki developer'la alakalı bir olay. Bunun birazcık da etkisi şu, yani çok ufak aslında hileler var. Bu hileleri çok dikkatli bir şekilde kullanmak lazım. Her şeyi, ya belki ileride öyle template'ler çıkacak ki oyun motorları için, işte atıyorum baş dönmesini sıfıra indiren oyun kodu alacaksın. Bir post prosesten, kontrollerden, karakter hızından oluşan bir paket olacak belki de, oyuna uygulayacaksın, olacak. Ama şu anda onları tamamen manuel yapmak durumundasın. Yani şey bile var, bazı oyunlar yürüyorken koşma moduna geçtiğimiz anda çevreyi böyle bir vinyet veriyor. Çevreyi böyle bir karartıyor ki göz ortaya odaklansın, çevresi çok böyle sallanıp da baş dönmesi yapmasın diye. Mesela hani kullanılan yöntemlerden birisi. Biz bunu kullanmadık. Ama kullanan oyunlar var. Yani kısaca bu şu anda bayağı bir deneme yanılmayla yapılabilecek bir şey. Ve bunun şeyle alakalı olduğuna da inanmıyorum. Headset ve teknolojiyle alakalı olduğuna inanmıyorum. Bu insan beyniyle alakalı bir şey. Mesela ilk VR'lara çok aşırı yani VR kasklarını hiç bilmediğimiz bir dönemden sonra ilk defa VR kask giydiğimizde oyunların kontrolleri buna göre hiç yapılmamıştı ya. Direkt böyle hani Open in VR gibi böyle çıktılar böyle. Ben ilk çok iyi hatırlıyorum. Oculus'un kendi test level'larından birisini şey yapmıştım, açmıştık. Böyle bir evdi. Evin içerisinde sadece yürüyoruz. Basamaklardan çıktığım anda başım döndü, midem bulandı. Dedim leş bir şey bu, bunu kim kullanacak? Arkadaşın annesine şey yaptık, yere düşüyordu kadıncağız. Yani o dönemden bu döneme çok şey kat edildi. Ama bir teknoloji olarak mı? Hayır. Developer olarak. Biz başımızın dönmeyeceği, baş ağrısı yapmayan kontenti nasıl yapacağımızı öğrenmeye başladık. Olay tamamen bu. Çünkü sen oyunda ilerliyorsun ama gerçekte ilerlemiyorsun. Sen her şekilde bunu bilmene rağmen beynin öyle veya böyle bilinçaltında yanlış sinyal yolluyor. Baş dönmelerinin başlıca sıkıntısı bu zaten. Çünkü evet, normalde hareket etmiyoruz. Evet hocam, kesinlikle. Yani şu an özellikle UI tarafında, yani arayüz tasarımında belli numaralar var. Bununla ilgili bahsettiğim vinyet veya bir şekilde algıyı bir yere sabitlemekle ilgili numaralar var. O biraz şehir efsanesi olarak kaldı. Yani ilk mesela bizde de 2016'da VR First açıldığında, hani oradaki ilk Oculus 1'ler veya 2'lerle birlikte, hani o uygulamalarda gerçekten bir bulantı vesaire vardı. Ama çok hızlı bir sıçrama oldu akabinde. Yani herhalde 2018'den beri aslında bu çok laf edilen bir şey değil. Ama dediğim gibi biraz şeyi kaldı. O ilk çıkıştaki insanlar hani bir şey söyledi, bulantı dedi ve o böyle havada kaldı biraz. Ve ister istemez büyük kitlelere de ulaşmadığı için bu teknoloji, insanlar biraz o algıda kalmış olabilir. Ama şu an kesinlikle
Yani herkesin biraz farklı yöntemler gelişiyor. Teknoloji de kendi içinde de dediğin gibi gelişti. Hem developerlar, designerlar bunun tips and tricks, tüm bu yöntemlerini, numaralarını aslında buldular. O aşıldı arkadaşlar. Yani oraya çok tıkılmamak gerek aslında. Ya gerçekten bir şeyi hakikaten bayağı kaba yapmadığınız takdirde artık biraz insanların bulantı hissiyatı yapmak hani çok zor, çok zor aslında. Yani biz neyi başardık? Biz sadece saatlerce bunu oynamalarını başardık. Çünkü ne kadar iyi yaparsanız yapın hakikaten 15-20 dakika sonra bazı insanların hani yavaş yavaş bir bulantı gelmeye başlıyor çoğu oyunda. Yani biz o kadar rafine ettik ki çoğu sistemi. Adam oturuyor 6 saat oynuyor. Ama gerçekten yani her şey buna etki ediyor artık. Yani oyundaki bakış açınız bile. Mesela biz 90 derece kullanıyoruz. Şeyin de 90 derece. Vive'ın ve Oculus'un da 90 derece olması lazım. Bu bile etki ediyor görüş açımız. Şey daha geniş. Vive'in Index VR'ı 105 civarı herhalde. Tam bilmiyorum. Kafadan atmayayım. Netlik çok önemli. Ya aslında 2016'dan beri değişen tek şey kasklardaki netlik ya. Yani çözünürlük arttı. Daha net. Ama şunu da söyleyeyim. Biz bir oyunu neyle yaptık? Biz bir oyunu bize 2017 değil 2016'da Valve'in yolladığı HTC Vive pre setiyle yaptık. Yani daha HTC Vive ortaya çıkmamışken, piyasaya çıkmamışken developerlara yollanan paketle yaptık biz bu oyunu. Sonra en son versiyonu Oculus'ta test ettik. Index Vive'in Index VR'ında test ettik. Yani bir sıkıntı olmadığını gördük zaten ama yani şunu söylüyorum. Gerçekten teknolojik olarak çok bir fark yok 2016'da çıkan aletle şimdi çıkan alet arasında. Yani developerların işleyişini değiştirecek bir şey yok en azından. Evet daha net, daha güzel, daha kullanışlı, daha konforlu ama yani 2016'da ki o aletle de şu anda gördüğünüz gibi prodüksiyon kalitesinde bir iş çıkabiliyor. Önemli olan sizin tamamen oyunu kodlamanız, tasarlamanız. Olay tamamen tasarım. Developer'da yani. Ya bu arada ben de araya gireyim. Tasarımcının gelişmesiyle alakalı kameranın kullanımına iyi bir örnek galiba Resident Evil 7 oldu. Mesela ben iyi bir Resident Evil tutkunuyumdur. Ben VR'da onu gördükten sonra hani gördüm sadece. Deneyim bile edemedim ben o cihazı. Mesela kırardım gerçekten. Çünkü o çok yani oyun zaten korkunç. Ben zaten korkuyorum yani. Bir de onun VR deneyim ama orada şeyi fark etmiştim benden. İzledim videolarını izledim yani. Gerçekten de o VR'ın yani senaryoya dahil oluşu, yani sizi dahil ediş hali gerçekten de oyun tasarımcısının aslında cihazı kullanmasıyla alakalı muazzam bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bilmem deneyim ettiniz mi ama Resident Evil 7 galiba bu konuda önemli bir gelişim sağladı. Ben sadece videolarını gördüm. Gerçekten korkunç görünüyordu. Çok korkunç. Ben normalde de çok korkunçtu bence zaten de. Yok evet o tip oyun yani VR horror yani hiç yanından geçmeyeceğim bir şey. Ya, bir de şöyle bir şey var hani normalde korku oyunu oynarken insan böyle arkasına falan bakabiliyor ya huylanıp. Bunda o da yok. Kapalı çünkü. İğrenç bir duygu yani. Ama hayatta olamayacağım bir şey. Ama yani gerçekten yani immersive experience'ın dibi diyebiliriz yani o VR horror ya, oyunları. O Resident Evil örneğini vermem sebebi hani narratifin de aslında çok güzel bir şekilde developer'ın kullanıma sunulmuş olması. Yani orada bir zaten olan bir anlatı var. Sizi oraya koymuş olma hali ve o deneyimi yaşatma hali açısından çok iyi olduğunu düşünmüştüm ben. Ama tabii hocam deneyimleyemedin değil mi? Uzaktan. Gördüm, çok beğendim ben. Hocam sen birkaç level daha gösterecek misin? Yoksa sorular devam edelim mi? İstiyorsan bir yandan... Onlara bahsedebiliriz. Açayım mı? Tamam. Hani belki senin hususi böyle pinpoint yaptığın belli şeyler vardır. Seçtiğin, göstermek istediğin. Onlar da hani şey eksik kalmasın. Yok hemen hemen gösterdim. Yani ben özellikle ışıklandırmayı göstermek istiyordum. Nasıl daha yumuşak bir ışık gösterilmesi gerektiğine dair VR kullanıcılarına. Ve genel olarak mimari tarzlardaki değişikliğe
Onları da görmüşler. Yani ekstradan tekrar bakalım diyenler varsa açabilirim. Yani isteyen tamam. Sorabilir. Bir yandan o zaman soruları almaya devam edelim. Arkadaşlar var mı sorular? Emre'nin bir ne ismi, Spitfire şeyin ismi soru haznesi var. Ben onu direkt copy paste olarak okuyayım. Tamam. Başlayaraktan direkt. VR alanında hiçbir bilgim olmadığı için soruyorum. VR alanında multiplayer oyunlar sürdürülebilir mi? Karlı mı? Yakın zamanda Population One isimli multiplayer bir VR Battle Royale oyunu çıktı. Deneme şansınız oldu mu? Genel olarak VR multiplayer oyunlar hakkında düşünceniz nedir? Bir de sonrasında da ekledi. Sürdürülebilirden kastım niş bir kitle var dediniz. Ve player hosta da olmadığı sürece niş kitlesi olan bir oyunda sunucu masrafları karşılamak mümkün mü? Uzun vadede buy to play bir modelde. Bütün sorulara cevabım hayır. Mümkün değil. Şöyle söyleyeyim. Mümkün belki oldurabilirler. Pavlov diye bir oyun var. Gayet şey başarılı ve popüler VR alanda. Ama bu birkaç kişinin yapabileceği bir şey değil. Yani bir bütçeniz olması gerekiyor. Bu bütçeyle birçok yerde bu oyunun reklamını pompalamanız lazım. Streamerlara yine para akıtmanız lazım. Böyle böyle birkaç kişiyiz, böyle güzel bir oyun yaptık, oynar mısınız diyemezsiniz streamerlara. Öyle bir dünya yok. Onlara da dikkat edin. Yani işin içine arkadaşlar profesyonellik girmeden istediğiniz verimi alamazsınız. Bizim de çok geniş bir çevremiz var. Hemen hemen herkesi biliyoruz, tanıyoruz yani. Ufacık bir sektör zaten Türkiye'de ama işin içine profesyonelliği sokmazsanız istediğiniz verimi, tanıtımı alamazsınız. Yani öyle bir alan değil, öyle bir sektör değil. Yurt dışında da böyle, yurt içinde de böyle. Bu değişmiyor. Çok niş bir kitle, evet. Ve bu kitle daha çok belli bir hayat standardına gelmiş, parasını teknolojiye harcamaktan kaçınmayan, bunu bir zevk olarak gören abiler, dayılar arasında olan bir kitle. Hardcore gamer yok mu? Var. Ama az. Dolayısıyla herkesin çok rahat oynayabileceği bir oyun tarzı yaparsanız belki multiplayer'ı şey olabilir, başarılı olabilir. Bir Battle Royale oyununun multiplayer'ının şu anda çok beklenenini verebileceğine inanmıyorum. Zaten Battle Royale genel olarak da çok şu anda bekleneni vermiyor. Sadece çok bilinen şeyler haricinde, projeler haricinde. Yani birçok kişi denedi bunu, biliyorsunuz. Yani girdikleri anda göçtüler. Ortaçağ versiyonu da denendi. Mortal muydu neydi? O da olmadı. O mesela, ona ben çok şaşırdım. Benim öyle bir fikrim vardı. Bu Ar-Ge çalışmaları yaptığımız senelerde konuşuyorduk ya, böyle bir şey yapsak mı, bir onu da bir denemesini yapsak mı diye. Mortau ilk çıkınca acayip kıskandım, açık açık söyleyeyim. Çünkü hakikaten böyle bir ufak bir grupla raid yaptığımız bir Battle Royale modunda, bir ortaçağ Battle Royale düşünüyordum. Mortau o kadar marketinge, o kadar reklama rağmen istenileni veremedi. Tam odun gibi animasyonları var ama sonuç olarak yani tutaydı, tutardı yani. O bile olmadıktan sonra hem Battle Royale hem VR yani biraz zor. Belki şeyle başlanabilir. Yani aynı şeyi bir tekrar edeceğim. Özellikle bu yani PlayStation'la birlikte gelen PSVR hani kit olarak neredeyse birlikte satılıyor, yani birlikte satıldığı işte, ve belki işte PlayStation 5'te de vardır, bilmiyorum, şu an daha elime geçmedi ama mesela PlayStation'ın son bir takım oyunlarında mesela Until Dawn gibi projelerde daha böyle hani bir koltuktayız, arkadaşlarla birlikte oynuyoruz veya belki ayrı evlerdeyiz, o da mümkün, hani belki o tip hani Battle Royale kadar kalabalık değil ama daha parti oyunu veya 3-4 kişilik ekipler halinde oynayabildiğimiz oyunlarla belki başlanabilir. Olabilir o. Kadar bir normal versiyon çıkarsa, ya sadece VR değil de normalini de çıkarırlarsa o zaman hani daha bir şansı var. Ama multiplayer oyun genel olarak çok fazla reklama dayalı ya. Yani onu üstüne basa basa söyleyeyim. Bakın bizim ilk oyunumuz multiplayer'dı. Biz öyle bir delilik yaptık. Yani biz ilk
Steam Greenlight ve şey aldığımızda, Unreal Tournament aldığımızda bizim ilk oyunumuz Void Runner aslında bir speed reflex oyunuydu. Böyle duvarlara çarpmadan psychedelic, fantastik şeylerde, alanlarda, mekanlarda yüksek hızla ilerlediğiniz bir uçuş oyunuydu. Bir takım aldığımız çok kötü geri dönüşler ve feedbackler nedeniyle ve bir de bazı şeyleri yapmak zorunda kaldık şirketleştikten sonra. Multiplayer'e kaymak durumunda kaldık. Yaptık ama Early Access'ten çıkarmadık. Çünkü Early Access'ten çıkarmak için gereken development bütçesi, para, ya bunlar muazzam paralar gerektiren şeyler. En basitinde şöyle düşünün. Koskoca EA Games sadece bir stream'a 1-1,5 milyon dolarlık bütçeler vererek milyonlarca, yüz milyonlarca neredeyse dolar harcadı o şey için. Neydi oyunu? Battle Royale oyunu. Star Wars. Şeye rakip gelen. Yok yok. Battle Royale ya. Fortnite'a rakip gelen mi? Fortnite'a rakip gelen. PUBG, Fortnite. Başka? Apex. Yok, kadar bilmiyoruz. Apex. Yani onu bile istenilen seviyede tutamamışken bir indie ekibin bir multiplayer oyunu tutması çok zor. İmkansız demiyorum. Örnekleri çünkü var. Ama zor. Yani kariyerinizin başında, yolculuğunuzun başında böyle bir risk almak istiyor musunuz? Bunu kendinize sormanız lazım. Bence bu riske değmez. Biz bu riski aldık. Çok şükür göçmeden yolumuza devam edebildik. Fakat bizim gibi şanslı olmayan bütün tanıdıklarımız göçtü. Biz de yolumuza nasıl devam edebildik? Sinemadan gelen zaten bir prodüksiyon deneyimimiz var. B planları, C planları çok rahat yapabiliyoruz. Bir şeyimiz, nasıl desem, bir manevra geçmişimiz var. Çünkü prodüksiyon sektörü de böyledir. Her şeyi tek bir şeye bağlayamazsınız. Çünkü o şey yok olduğu anda proje gidemez. Yani adı üstünde show must go on. Bir şekilde başka planlarınız olması gerekir. Biz böyle ilerledik. Türkiye'de kolay mı ayakta kalmak bir oyun firması olarak? O nedenle çok riskli şeylere girmenizi tavsiye etmiyorum. İmkansız demiyorum ama zor. Hocam işte şu an hani özellikle şeyler çok tutuyor. Hani biraz tırnak içinde indie diyebileceğimiz işte neydi? Human Fall Flat. Fall Flat evet. Mesela evet. İşte Gang Beasts gibi, Overcooked gibi. Yani biraz daha belki 3-4 kişi, daha fun. Aynen. Daha fun gameplay ya, fun gameplay. Olay tamamen bu hakikaten şimdi. Among Us bile öyle. Hangisi? Among Us diye bir şey çıktı. Tabii. Mesela o büyük bir çıkış. Hele yani bir de zaman da çok iyi yakaladı. Şu an herkesin evde olduğu bir dönemde böyle bir tür vampir köylü oynadığımız bir oyun aslında. Çok güzel bir çıkış. Başka sorumuz var mı? Biraz vaktimize daralmaya başladı. Bir şey geldi galiba şu anda. Twitch'te tamam. Şurgun öne geçtiği oyuncuyu içinde senaryosuyla çeken bir oyun yapmak sizce ne kadar mantıklı? Bir daha alayım. Kurgunun öne geçtiği oyuncuyu içine senaryosuyla çeken bir oyun yapmak sizce ne kadar mantıklı? Yani şey gibi mi? Walking Sim'ler gibi mi? Ya büyük ihtimalle şey anlamı devamını da okuyorum da aynen Last of Us gibi. Şey hani o en çok oynanan oyunlar Fall Guys, Among Us gibi şeylerken Last of Us gibi büyük oyunlar yapmak, daha doğrusu hani senaryo ve kurgu üzerine odaklı oyunlar yapmak ne kadar mantıklı? Çok mantıklı. Fakat oyunun süresi önemli. Amaç sadece oyun yapmaksa tamam, okey, sıkıntı yok. Ama bu oyundan bir de ben düzgün para kazanmak istiyorum. Yeni projemi bu sayede fonlamak istiyorum düşüncesindeyseniz eğer oyunun üretim süresini oldukça kısa tutmanız lazım. Yani bir sene uğraşmamanız gerekiyor. Birkaç ay maksimum, 4-5 ay maksimum, 6 ay sınır diyeyim. 6 ay geçmeyin. 4-5 ayda çıkarmanız lazım. Çünkü yine marketing konusunda aşağıda kalacağınız için, çok yine belli bir kitleye oynayacağınız için, benzer oyunların satın alma datasına baktığınızda kazanacağınız parayı buna göre hesap etmeniz gerekiyor. Yoksa mantıksız değil, gayet mantıklı. Ben çok severim böyle oyunları.
Dediğim gibi hayallerimden birisi de bu. Yani hiç böyle devasa büyük hayallerim de var. Ama gerçekten böyle tamamen senaryo bazlı şeyler yapmak istiyorum ben de Walking Sim'ler. Yüzlerce sayfalık çünkü senaryom var sinema projelerimden kalma. Fakat işte demin aslında bunu da söylesem daha iyi olurdu ya şeye ek olarak. Bir projenin başında projeyle alakalı araştırma mutlaka yapmalısınız. Benzer oyunlar kaç satmış, kaç bütçe, kaç kişiyle yapılmış. Şimdi hala bende de var. O yüzden hepinizi şöyle anlayabiliyorum. Herkes projenin başında böyle bir özgüven patlaması yaşayabiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani onlar yapamadı ama ben yaparım. Çünkü benim işte işim bu kadar daha iyi, bu kadar daha güzel. Onlar onu yapamadı, ben bunu güzel yaparım. Ama yine de dünya gerçekleri de var. Bir tarafta 30-40 kişiyle 2 senede, 3 senede yapılamamış bir işi siz 2-3 kişiyle ya da bir kişiyle ne kadar sürede yapabilirsiniz? Yani demek ki bir şey var. Ya arada bir hata çıkıyor ya test yapmaları gerekiyor. Yani bir şeyler var ki bazı oyunlar belli bir aşamada yapılamıyor ya da yapılıyor. Dolayısıyla evet, kurgu ve senaryo bazlı oyunlar gayet güzel yapılır. Yapılmaz mı? Ben de yapmak istiyorum. Ve öneriyorum da. Ama eğer oyunun süresini çok uzun tutarsanız bu size daha pahalıya mal olur. Eksiye düşersiniz. Eksiye düşmeyin. Kısa sürede yapın. İyice araştırın. Marketplace ürünlerini, marketplace'lerden alacağınız kodları, blueprintleri iyi kullanın. Kendi kodunuzu, kendi blueprintinizi kullanıyorsanız önce testlerinizi yapın. Her şeyden emin olun. Bütün fizibilitenizi çıkarın. Eğer eminseniz o zaman harıl harıl yapmaya başlayın. Yani diyeceğim bu Burada konuda. belki çok küçük bir ekleme, hani biraz yani kendini tanımak da önemli. Mesela Kemal, senin sinemadan, VFX alanından gelen bir birikimin var ve yani onun üzerine bir şey inşa etmeyi tercih ettin doğal olarak. Hani o anlamda eğer kurgu, senaryo bu anlamda yetkin hissediyorsanız kendinizi, o yeteneği kullanan küçük bir proje yapmak mantıklı. Çünkü yeter ki o ilk oyunu yapmak çok önemli ki sonra arkasından daha iyilerini veya daha işte maddi açıdan daha yani gelir getirebilecek oyunları yapabilmek için o portföyü başlatmak gerekiyor bir yandan da. O yüzden hani o karar sadece hangisi para getirir, hangisi getirmezden ziyade hani siz ne yapabiliyorsunuz? Hani sizin oyun yapma hamurunuzda ne var? Elde ne var? Hani kurgu mu? Görsel efekt mi, işte 3D olarak bir yetkinlik mi? Hani onları düşünüp belki start almak da iyi olabilir. Hocam şahane söylediniz, müthiş bir nokta. Gerçekten mesela şu ana kadar hiçbir projemizde çok aşırı animasyon bazlı şeyleri, karakter bazlı şeyleri çok girmedik. Çünkü hiçbir zaman iyi bir animatör tutacak paramız olacak mı, olmayacak mı? Bu hep bir soru işaretiydi. O yüzden çok dikkatli davrandık. 2 gün önce de 17 yaşındaki bir genç arkadaşımız mesaj attı. Nasıl oyun yapabilirim diye. Benzer şeyler söyledim. Yani eğer siz koda programlamaya yatkınsanız daha çok gameplay bazlı, daha ufak oyunlar, stilize grafikli oyunlar, hazır grafiklerle de çok güzel şeyler yapabileceğiniz şeyler yapmalısınız. Animasyon tarafınız kuvvetliyse o tarafa, yani hangi tarafınız kuvvetliyse o. Eğer bazı şeyleri yolda öğrenecekseniz önce öğrenin, öğrendikten sonra projenize başlayın. Yani her şey projeye başladıktan sonra iş öğrenilmez. Her şeyi önceden halletmiş olmanız gerekiyor. Neyiniz güçlüyse, yani görseliniz güçlüyse bir walking sim yapmak inanılmaz mantıklı. Değilse o zaman gameplay odaklı bir şey yapmanız mantıklı. İşte demin konuştuk ya Among Us mesela. Yani grafikleri çöp ama zevkli. Milyonlarca kişi oynuyor şu anda. Yani her şey grafik değil. O önemli olan işte eğlenceli olması. O fun element diyorlar ya o işte. Yani nereye yatkınlığınız varsa arkadaşlar oraya yoğunlaşın. Bu arada küçük bir reklam yapayım. Bu kadar Walking Simulator dedik. Bir arkadaşımız var. Belki hocam tanıyorsundur sen. Tonguç Bodur. Aa, bilmez miydim?
Hatta onu da konuk edelim bir akşam. Tonguç tek başına işte Unreal Blueprint kullanarak hazır asetler kullanarak ve ama onları çok iyi kompoze ederek kendisi grafik tasarım kökenli ve belki bazılarını kendisi de yapıyordur artık. Tek başına Walking Simulator oyunları yapıyor. Yine küçük anlatıları, bulmacaları olan oyunlar. Ve bir serisi var. Yaklaşık galiba 10 tane oyunu falan var Steam'de. Bayağı var. Ve kendi yani kendini idame ettirecek şekilde hayatına devam ediyor. Ama dediğim gibi yani o tasarım becerisini birçok şeyi kompoze etmek, birleştirmek, harmanlamak için kullanmış. Kullanarak yola çıkmış. Bir arkadaşımız yani mümkün. Ama nedir? Oradaki becerisi o kompozisyon becerisi ve hazır bir şeyleri alıp paketleme becerisi aslında ve tabii ki bir de ölçek. Çok küçük bir ölçek seçmesi, niş bir alan seçmesi gibi. Başka soru var mı? Aa, bir tane daha var. Benim bir sorum olacaktı. Heh, tamam. Ondan sonra sorabilirim. Tamam. Feasibility yaparken oyunların potansiyel kazancını hangi kaynaktan sağlamalıyız diye bir soru geldi. En önemli kaynak eğer resmi olarak duyuruluyorsa özellikle investor call dediğimiz şeylerde bunlar Google'la da yazarsanız çıkarlar büyük şirketlerin. Büyük şirketlerin altındaki oyunların şeyleri ne kadar sattığı bazen bu investor call'larda söylenir. Ya da bazı röportajlarda YouTube röportajı olabilir. Yine Google'da herhangi bir internet sitesindeki bir makalede çıkmış olabilir. En güvenilir kaynaklar şu anda bu. Onun dışında Steam Spy diye bir site var. Bu site bir algoritma ile çalışıyor. Her zaman doğru sonuçları vermiyor. O yüzden olabildiğince fazla sonuca bakarak girmelisiniz. Steam Spy çünkü bizzat oradaki kaç kişi almış, yani artı eksi bir data veriyor Steam Spy sitesi. Ve oyunun Steam sayfasının bazı trafik verilerini dayandırarak hesapladığı bir algoritması var. %100 doğru değil. Bazen bayağı doğru olabiliyor. Bazen alakasız olabiliyor. Olabildiğince benzer oyunları bakarsanız yani böyle 2-3 örnek değil de bayağı bir 15-20 oyuna bakıp benzer şeylerde, kalitelerdeki oyunlara bakarsanız sağlıklı sonuçlar olabildiğince edinirsiniz. Yani en azından bir oyun orada işte 50 bin sattı diyorsa 2 bin satmamıştır. Yani olabildiğince yani bir fikir verir. Ama %100 de güvenilecek bir site değil. Resmi olarak şeyi internette duyurulmadıysa bir haberde, makalede dikkatli olmanız gerekir. Her şey de önemli tabii. Nasıl desem? Yok vazgeçtim. Çünkü yanlış olacaktı, vazgeçtim. Yani ilk önce haber içerikleri. Eğer haberi yoksa Steam Spy ama Steam Spy'da da 2-3 tane oyun değil en az 15-20 oyuna bakmanız lazım. Aralarında ne kadar oynuyor onlara bakmanız gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim bak demin söyleyecektim unuttum. Şimdi dedim ya çok fazla uzatmamanız lazım oyun yapımını. Çünkü alacağınız para belli. Ne kadar kişiye satabileceğinizin hemen hemen maksimumu belli. Çok büyük bir istisna olup da patlamazsa. Peki Steam'den ne kadar kazanıyorsunuz? Oyunu 10 dolar yaptınız. 10 dolar bir kişi aldı. Size de 10 dolar geliyor mu? Gelmiyor işte. Mesela 1000 dolar kazandınız diyelim, tamam mı? Bu 1000 doların 350-400'ü sizin cebinize giriyor. Onun da sonra vergisini vermek durumundasınız. Ona girmiyorum. Ama size gelene kadar Steam önce %30'unu alıyor bir. İkincisi illaki refund oluyor. Şeyi refund olayını şey olarak düşünmeyin. Ben oyunumu çok güzel yaparsam kimse refund etmez diye düşünmeyin.
Refund sistemi Steam'de maalesef çok kötü bir sistem developerlar için, indie developerlar için özellikle. Adam alıyor oyunu, biraz oynuyor, hevesi kaçınca refund ediyor. Var yani, muazzam insanlar var öyle. Ya olay sadece oyunu beğenmedim, o yüzden refund ettim değil. Bayağı demo gibi kullanıyor hevesini. Hevesi geçtikten sonra bir saat oynuyor ve bırakıyor. Çünkü 1,5-2 saat zannediyorum Steam'de refund süresi. Bir saat oynuyor, bırakıyor adam. O yüzden onu hemen hemen bir %15'lik, 10-15'lik minimum bir kısmı refund olarak düşünün. Bazı oyunlarda bunun üstüne geçebiliyor. Ama hemen hemen 10-15'lik, %10-15'lik bir kısım refund. %30 Steam. Bir de garip bir şekilde zannediyorum Amerika ile Türkiye arasındaki yapılan bir ticaret anlaşması sebebiyle, yani şeyde Steamworks'da öyle yazıyor. Steam bir de ekstradan vergi kesiyor. Kaçtı unuttum. 9 muydu, 10 muydu? O civarda. Ve bu sizin şeyinizde değil, sizin kontrolünüzde değil. Size otomatikman kesilmiş olanı yolluyor. Bir de gönderme ücreti var. Mesela Epic Games sağ olsun gönderme ücreti kesmiyor. Ama Steam gönderme ücretini de sizden kesiyor. Dolayısıyla atıyorum 1000 dolar kazanıyorsanız bunun hemen hemen 350-400'ü sizin cebinize giriyor. Yarısından az. Dolayısıyla planlarınızı buna göre de düşünün. Çünkü genellikle özellikle genç developerlarda gördüğüm bir problem işte 10 bin satarsak 10 bin dolar kazanırız 1 dolardan atıyorum versek diye düşünüyorlar. Öyle değil. Bir de aldığınızın kaçtı? Onun Bahar daha iyi bilir gerçi de. %20 miydi 15 miydi işte KDV neyse o. Yani bir de devlete vermeniz lazım. Eğer 18'dir. 18, aynen 18. %18'ini bir de devlete vergi veriyorsunuz sonradan. Vermezseniz vermeyebilirsiniz. Yani isterseniz vermeyin. Ama bir gün, günlerden bir gün e-devlette vergiyi vermediğiniz ortaya çıkarsa, bu size mesaj olarak da geliyormuş duyduğum kadarıyla. Bu vermediğiniz her sene, her gün faiziyle beraber sizden alıyor. Dolayısıyla 3-4 katı bir de ceza veriyorsunuz ödemeniz gereken şeyin. Yani kısaca bundan kaçış yok. Steam'den kazandığınız paranın sadece yani hemen hemen işte %30'unu 40'ını alıyormuşsunuz. Hatta daha azını alıyormuşsunuz gibi düşünün. Ve buna göre planınızı yapın. O nedenle çok uzun soluklu projeler, çok para harcayacağınız projeler indie developerlar için çok şu anda şey değil. Nasıl desem uygun değil. Ne kadar kısa sürede proje çıkarabiliyorsanız o kadar iyi. Hocam Çok Sami, iyi demeyin yani. Hocam Sami de şeyden bahsedecektin. Hazır Steam demişken, Steam'de yeni uygulamalar var diyordum. Bu Evet. projeyle keşfettik. Hazır Steam'den bahsederken istersen onu da. Evet, şimdi eğer belirli bir trafiğe sahip ve sizin store sayfanız, bu store sayfanızı bu trafiğini öldürmüyor, daha fazla destekliyor ve hep bu recommended dedikleri bu şey önerilen listelerde sizi tutuyor. Yaklaşık bunu bir ay boyunca yapıyor yeni oyunlarda. Eğer ki oyununuzun trafiği hala güzel gidiyorsa, oyun seviliyorsa, alınıyorsa bir ay geçti diye sizi o listeden atmıyor. Tutmaya devam ediyor. İşte biz 3 ay kaldık o şeyde listede. Bir de o listedeyseniz algoritma o listede olan oyunları tabii daha fazla insana gösterdiği için satış rakamlarınız artıyor ve bu sefer de top sellers'a girme olayınız doğuyor. Bu nedenle oyununuzun iyi çevreye duyurmanız, iyi satmanız durumunda Steam'in algoritması artık size biraz daha yardımcı oluyor sizi gösterebilmek için. Ana sayfaya düşmeseniz de oyununuzun türüne girildiğinde oyunla alakalı top sellers'ta görünebilirsiniz. Recommended listelerinde görülebilirsiniz. Bu sizin Steam'de yaptığınız bir şey otomatik oluyor zaten. Sizin göreviniz sadece sayfanızı güzel
yapmak, trafiğini iyi sağlamak. Fakat Steam'deki en çok sevdiğim araçlardan birisi de bu yeni gelmiş. Steam'de creator'lar var biliyorsunuz. Bu creator'lar on binlerce, yüz binlerce takipçisi olan ufak Steam sayfaları. Oyunları oynuyorlar ve bu oyunlara bir review veriyorlar. Ya recommended diyorlar, ya not recommended diyorlar, ya informative diyorlar. Eskiden bu insanlara işte zar zor ulaşırdık, işte maillerini bulmaya çalışırdık, mail atardık, cevap dönmezdi vesaire. Şimdi Steam'in kendi sistemindeki bir menü sayesinde 100 tane key otomatik olarak seçtiğiniz bu creator'lara yolluyor. Ve bu creator'lardan cevap gelmesini de sağlıyor aslında hemen hemen, yani zorlamıyor, ama onların ana sistemine bir şey olarak düştüğü için notification olarak onlar görüyorlar. Zaten kısa bir süre içerisinde bir creator size dönmediyse onlardan key'i geri alıp başka bir creator'a yollayabiliyorsunuz. Biz bu sayede oyun çıkmadan evvel birçok creator'a ulaştık. Onlardan çok güzel incelemeler aldık ve bu incelemeler önemli çünkü oyun daha çıkmadan ya da çıktıysa bile sizin oyuna, bir oyuncunun oyuna olan güvenini arttırıyor. Yani bir oyunun sayfasına girip de atıyorum 10 tane creator bu oyuna recommended verdiyse ve creator'lara da bakıyorsun işte kaç tane follower'ı var, ne yazmış, ne demiş, yoksa çok boş creator'lar da var. Eğer iyi creator'lar iyi yorumlarda bulunduysa o zaman oyuncunun güveni artıyor ve satış sayınızı da arttırıyor. Steam Creator program olması lazım. Steamworks'in içinde var. Yani bu iki özellik en önemli özelliklerden birisi bence şu anda. Hem eskisi gibi sizin dağılmanızı değil, tam tersi ön plana girmenizi sağlıyor Steam. Aynı zamanda da şey sağlıyor. Yani creator'lara ulaşmanızı sağlıyor. Ve bu creator'ları bu arada siz kafadan seçmiyorsunuz. Bir listesi var. Burada search şeyleri de var. Arama araçları da var. Sizin oyununuza yönelik öğeleri aratarak belirli creator'lara yollayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik o yüzden. Benzer bir özellik Epic Games Store'da da var. Ama Epic Games Store'a girmeniz neredeyse imkansıza yakın. O yüzden onu hiç konuşmuyorum. Onun için maalesef bir publisher gerekiyor. Publishersız yani çok zor. Yani o yüzden siz şimdilik Steam düşünün. Okey. Arkadaşlar son 15 dakika diyelim. Hani yeterince vaktini aldık yani hocanın. Var mı başka sorular? Bir diğer klasik soru olacak. Bunu ben de merak ediyorum galiba. Yeni projeler ne zaman geliyor hocam? Merakla bekliyoruz denmiş. Evet, yeni projelerden de alabildiğimiz kadar insider bilgi alalım tabii. Vallahi biz yine deneysel bir şey yapacağız. Yine ana projelerimizden birisi değil. Stranger VR gibi yine bir deneme. Ama bu daha zevkli bize göre. Bunu Mayıs gibi çıkarma planımız var. İsmi The Nomads of Dragon Storms. Ejder fırtınalarının yörükleri diye çevirebilirim. Ve bir yörük oyunu. Hayvanlarımız var. Göçebeyiz. Fakat bir fantazi arka planına sahip. Büyük ejder savaşları sonrasında yörükleşmiş bir insan medeniyetinde soğuk iklimden sıcak iklime hayvanlarımızla ilerlemeye çalışacağız. Third person oyun. Full realistik yine. Güzel grafikli. Bir management survival oyunu. Yani zor bir survival oyunu olmasa da bir işin içine management da var. Bu tycoon oyunları gibi ya da Cities Skyline gibi. Yani hayvanlarımızla ilgileniyoruz. İşte mesela bir şeyden geçeceğiz. Bir yamaçtan geçeceğiz. İşte yaramaz olan keçilere dikkat etmemiz lazım. Çünkü yaramazlık yaparak diğerlerini uçurumdan aşağı atabilirler. İşte onların ısıları, şeyleri, yemleri, memleri, kendi sıcaklığımız, açlık değerlerimiz vesaire, buna dikkat ederek büyülü fırtınalardan kaçarak böyle Dragonlance gibi, Yüzüklerin Efendisi gibi benzeri bir arka planda ilerliyoruz ve oyun open world.
Seçebileceğimiz birçok şey var. Open World arazide yol var. Ve oyunu her açtığımızda bazı yollar random bir şekilde değişiyor. Bu nedenle tekrardan oynanabilitesi de yüksek. Yani böyle bir management survival oyunu yapıyoruz Şirin. Böyle hayvanlarımızla yol kat ettiğimiz bir göçebe olacağız, bir yörük olacağız. Şey hocam, bu Peki. biraz daha galiba daha huzurlu bir oyun olacak. Evet, baya. Şey Ya oyunun şeyi o huzur yani. Böyle müzikleri de ona göre yapacağız. bu oyunun kamera türü ne olacak? Şu anda yani izometrik açıdan oynanan bir oyun gibi mi, yoksa yine first person, third person? Ama management ekranına geldiğimizde izometriye geçiyor. Okey. İki deneyim bir arada yaşayacağız yani. Aynen. Süper, Bir harika. anda soğuyabilecek etraf. İşte onun hava sistemini, materyal sistemini geçen hafta yaptım. Bir anda her taraf kar olabiliyor. Ağaçlar Speed Tree'den çıkarttım. Fırtına geldiği anda Witcher'daki gibi çok tatlı sallanıyor ağaçlar. Ya bu bayağı böyle şey işte çayın, insanlar çayının falan kahvesini alsın otursun. Saatlerce uğraşsın işte hayvanlarla. Hayvanları isimlendirebiliyoruz falan. Hocam peki şey var mı, hani ne bileyim işte yün, süt falan, hani o tip bir crafting var mı, şeyler? Olmaz mı? Ha, tamam. Hocam ben de geçen ay ne oynuyordum? Surviving the Aftermath diye bir oyuna kilitlendim. Bir de bir yandan da oyunun incelemesini yapıyordum falan. Bir bakın derim, böyle bir topa girdiyseniz çok güzel dinamik yapmışlar. Her şey birbirisinin içerisinde. Uzun bir süre erken erişimdeydi o da. Şimdi aklıma geldi. Ben de çok fena kilitlendim. Uzun süredir bir Survival Ya. oyununa böyle kilitlenmiyordum. Surviving the Aftermath. Tamam, şu anda açtım, Aklınızda bakıyorum şey olsun. Ya yapacağım. çok argümanım var oyunla alakalı tabii ki de, ama çok güzel bir denge de yakalamışlar. Yani oyunun kötü yanlarını görüyorsunuz, buna isyan ediyorsunuz, ama bir yandan da inanılmaz bir şekilde oynattırıyor kendisini, çok rahatsız edici yani. Oyunlar da öyle oluyor ya. Evet. Hakikaten böyle lanet olsun diye Aynen bitiyor ama öyle. oyun da yani. Uzun zamandır denk gelmiyordu. Hazır böyle bir proje üzerine çalışıyorken sizde. Hocam Bunun hakikaten için bu proje oyun lazım. ilginçmiş. Bence bu projenin, ama bu sefer herhalde bu PC olacak değil mi? VR değil yani diye. Yok, tamamen PC. Belki sonra PlayStation 5 ya da 4. Çok güzel. Ben bu çok daha farklı açılardan da marketing yapılabilecek bir proje gibi geldi bana. Daha böyle bir meditatif tarafı da var. Kuvvetle Evet. muhtemelen. Yani doğa görüntülerine çok önem vereceğim bunda. Gerçekten böyle stresli bir oyun değil de hakikaten meditatif bir oyun olmasını istiyorum ama içinde eğlence de olsun. Yani sadece rahat rahat öyle yaylalardan, dağlardan geçmeyelim. Yani insanlar birazcık salmasın, yani düzgünce oynasın. Mesela aynı yerde 2 gün kamp kurarsak öyle bir fırtına geliyor ki hani yaşayamıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde hayvanlarınızla ilerlemeniz gerekiyor. Yani dikkatli olmanız gerekiyor ama genel olarak meditatif bir oyun. Bundan sonra savaşa devam edeceğiz. Asıl projemize geçeceğiz bundan sonra. Fakat o 1-1,5 sene süreceği için ondan evvel hani bunu da bir deneyelim dedik. İçimizde kalmasın dedik. Ya, yapıyoruz işte bakalım. Çok güzel. Süper, harika. Ya bayağı program şey izliyor yani böyle sürüler, hayvanlar. Ben bayağı bir araştırma yaptım. Bak, şu anda mandıra kurabilirim yani. O kadar bilgim var. Hocam aslında bu pandemi dönemine denk gelseymiş, yani Değil tam mi? 12'den vururmuş sanki. İnsanların özellikle şu an dışarı çıkmaya çok hasret olduğu bir dönem ya malum. Öyle valla. Var mı? Pardon Ertuğrul, söyle. Farmville yeniden çıkabilirdi yani. Ben olsam ikinci bir Farmville wave'i yapabilirdim ya şeyde. Bu pandemi dönemi yani. Ne olacak ki aynı şey bir daha bassak. Tam ihtiyacımız olan şey diye düşünüyorum. Vallahi bir kadar çok oldu. Peki. Twitch'te bir Var mı? sorumuz yok. Volkan'a çeviriyoruz mikrofonlarımızı. Biri soracak da bir soru. Sesli. Evet, benim bir sorum vardı. Sorular biraz ard arda gelince konu birikti ama şey bu hani VR kısmına gelince Battlegrounds dediğimizde tabii işler biraz daha zorlaşıyor ancak
Hani sizin oyununuza baktığımızda co-op mantığı hani biraz daha uyumlu yapılabilir. Siz oyununuzda mesela co-op eklediğiniz anda artısı eksisi sizin için ne olurdu? Yani ne gibi zorluklar getirirdi? Hani ekstra bir oyuncu daha getirseydin. Co-op olması demek, oyunun multiplayer olması demek. Oyunun multiplayer olması demek, oyundaki yaptığımız bütün kodların replicated olması demek. Bu da oyun süresi, yapım süresi çarpı 2. O yüzden Anladım. Teşekkürler. bir de şey tabii, multiplayer altyapısı ne olacak? Birçok altyapı var. En önemli olması gereken şey nedir? Server. Artık bütün server sistemleri Amazon tarafından neredeyse satın alınmış durumda. Ve Amazon'un indie oyun yapımcılarına sağladığı belirli bir standart bir fiyat yok. Hani neyse ne bilelim bari diyor, demek istiyorsun ama yok. Tamamen scalable bir server. Bu nedenle bunun için de bir bütçe gerekiyor. Ha şey yapılabilir. Peer-to-peer ya da benzeri bir sistem yapılabilir. Mesela Warhammer Vermintide zannediyorum benzeri bir sistem kullanıyor. Evet, aynen öyle, O doğrudur. oldukça da başarılı. Burada da işte ortaya şu sonuç çıkıyor. VR kitlesi için yani değer mi? Yani biz bir deneme yaptık. Bu deneme bizi memnun etti. Ama daha fazlası na gerek var mı diye sorarsam kendime yani gerek yok ya zaten 5-6 ay harcamışız. Daha fazla da bunun için uğraşmaya değer mi VR için? Bence değmez. Ama PC oyunu olsaydı kesinlikle değerdi. Yani zaten bu Yörük oyunundan sonra yapacağımız birazcık garip, biraz nasıl desem Ridley Scott'ın Raised by Wolves dizisinin atmosferi gibi biraz böyle weirdo bir FPS yapacağız. Senaryo tabanlı. Orada co-op mesela düşünüyoruz ama VR ya işte dediğim gibi bu yine üretim süresiyle alakalı ya. Ya biz zaten performans sebebiyle hiç tahmin etmediğimiz kadar oyunu yaklaşık bir 3-4 ay uzattık yapım süresini. Dolayısıyla zaten yani muazzam bir beklentimiz de yoktu. Ana projemiz değildi. Verelim görelim dedik. Ama çok büyük beklentilerimiz olsaydı, işte bu bizim projemiz müthiş olacak falan modunda olsaydık, tabii ıncına cıncına uğraşırdık. Yani filmin diyorum, oyunun giriş sinematiği bile PC versiyonunun çeşitli sinematiklerinin editlenmiş hali. Peki. Okey. Son galiba var mı başka sorumuz arkadaşlar? Başka bir soru ben görmüyorum. Hemen önceyim. Bu arada biz de bayağı da görüşemiyorduk değil mi Kemal? Bahaneyle. Ya haklısın ya. Vallahi iyi oldu. Yani şu pandemiden beri bir anda yepyeni bir hayata geçtik. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim çok güleceksiniz. Bugün şeye gittim. Dreamers var ya. Alp'in dükkanı. Evet. Orada şey baktım. Boba Fett helmet baktım. Yani terlik yerine onu takarım. Migros'a falan öyle giderim diye. Daha böyle korunurum bu yeni mutasyonlu şeyden diye. Yani insanların deli demesi hiç umurumda değildi gerçekten. Ama maalesef vizör alnıma geldi. Göremiyorum etrafı. Ben de alamadım. Veya şey de ilginç olurdu. Kalmamış. Bir gün herkes öyle geziyor. Baba Fett falan. Valla enteresan olurdu. Ama çok farklı bir dünyaya açıyoruz gözümüzü bir senedir. Çok tuhaf. Bana hala çok distopik ve nasıl desem fantastik geliyor. Herkes maskeli, her şey. Ya bugün şeyi düşündüm. Acaba en son ne zaman işte hiç düşünmeden böyle bir yerde oturduk. Ya bir gün insanlar son kez ay bir yerde güzelce yemek yedi. Son kez metroya bindi rahat rahat. Son kez bir şeyler yaptı. Son kez ofise gitti. Ve kimse bilmiyordu onun son kez olduğunu. Şu anda o dünya tamamen yalan yani. Güzel söyledin. Ama iyi bir comeback yaparız bence. Yoksa yani yapacak herkes birlikte yani bir noktadan sonra. Yani bir durdurulamayacak bir güç gelecek yani. Hani bence hani bu aralar artık yeter falan.
Yani ama evet, öyle bir sıkıldı ki Burning Man olacak bütün evet. Yani ya o comeback sırasında sokağa çıkmak ilk fikir mi? Emin ol. İşte yani hani Türkiye'de özellikle. Yani hep birlikte de comeback yapmayabiliriz. Ya bence. İşte bilmiyorum ama bir toplu bir comeback bir yerde denen bir an olacağına ben çok eminim yani. Nasıl bir sonuca varır bilmiyorum yani. Peki. Okay. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hem Discord tarafında katılanlar hem Twitch tarafında izleyenler için. Biz tekrar videoyu yine YouTube arşivimizde koyacağız. Koyduğumuzu da tekrar paylaşacağız. Kemal çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağza sağlık. Harika oldu. Aktardığı için deneyimleri hem de bir yandan da yani son projeyi de paylaşmış olduk. Belki herkes de dediğin gibi VR cihazı yok ama belki ellerindeki an en azından deneyimleyeceklerdir. Ve bunlar dediğim gibi kolektif bir birikime bence hep katkı oluyor. İleriye dönük katkılar oluyor. Hem yapımcılar için hem öğrenciler için bence. O anlamda çok teşekkürler tekrar. Hani bayrağı öyle, önemli bir soru geldi hocam. Kemal'ce LinkedIn'e ekleyebilir miyiz diye. Ben LinkedIn'e hiç girmiyorum ya. Yani o kadar uzağım ki LinkedIn'e. Sırf ortağımın zoruyla bazen post paylaştım. Giriyorum bakıyorum ama hiçbir alakam yok. Sevmiyorum da o siteyi. İsterseniz ekleyin. Hani belki bir gün girdiğimde şey yaparım. Ama takip etmek isteyen Instagram'dan şey yapsın. Kemal alt çizgi Çiftçioğlu ya da Kemal Çiftçioğlu diye bakarsanız görürsünüz. Özellikle öbür haftadan itibaren bazı yapım şeyleri paylaşacağım. İşleri paylaşmaya başlayacağım. Uzun zamandır paylaşmıyordum. Hep abuk sabuk foto paylaşıyordum. Oradan buradan çektiğim sanatsal şeyleri paylaşıyordum. Artık her şey internette olduğu için oyunla alakalı yapım fotoğrafları, videoları ve şeyleri artık Instagram'dan paylaşayım diyorum. Çünkü herkes niye paylaşmıyorsun diyor. Ama LinkedIn'e hiç girmiyorum ya. Bana çok sıkıcı geliyor. Herkes manager ya orada. Yani neredeyse alttaki bakkal Ahmet abi bile işte product manager falan yazacak adama altına. Yani çok sahte geliyor bana işte. Garip bir site olduğuna ben de katılıyorum. Evet hocam, kapanış sende o zaman. Peki. Evet. Teşekkürler herkese. Hocam şeyi söylemeyi unuttum. Ben hep bir şeyler söylemeyi unuttum bugün ya. Tamam, sen evet. Söylemeden son sözü Kemal'e vereceğim. Evet. Böyle haftaya da tekrar bir yayınımız olacak. Bu sefer de Proud Dinosaurs'un Macrotis oyununun post-mortemini konuk edeceğiz. Belki biliyorsunuzdur daha geçenlerde Crystal Pixel en iyi oyun ödülünü aldı. Çok güzel bir platform oyunu. O da kendine has çok farklı özellikleri olan iyi bir proje. Bunları söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar. Haftaya çarşamba 7'de görüşmek üzere. Kemal, son söz sende. Evet, bu arada ben sizin level design hocanızım ya. Ama bir senedir maalesef yapamıyorum bunu. Çünkü çok yoğundum. Önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Umarım, söz veremiyorum ama umarım beraber yeniden ders yapabiliriz. Bu nedenle kusura bakmayın. Hocam biz senin peşini bırakmayız. Sen merak et. Biliyorsun değil mi? Biz de bir kez yani bug lab'e giren hani elini verip kolunu kaptırdığı için La Familia ya. Mahve gibi. Bırakmayız yani. Hani benim güzel planlarım var senin için. Merak etme. Peki. Anladım. O zaman iyi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Geceler. Bay bay.